olmak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle, her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ne desen de söyle. Geldiniz. Şimdi ben tabii Ramazan ayı bolluk, bereket, yardımlaşma ve anlayış ayıdır. Ama aynı zamanda da Ramazan ayı tabii Ramazan programlarının her sene tekrardan ortaya çıktığı bir süreçtir. Şimdi biz de bir Ramazan ayında Ramazan programı seçmelerine gidiyoruz. Bakalım neler yaşanacak efendim. Hocam buyurun, buyurun şöyle. Buyurun. Buyurun hocalarım. Şöyle oturun. Evet, buyurun. Şimdi bu sene hocalarım bir Ramazan programı yapmak için bir audition çekmeye karar verdik. Audition. Audition nedir? Hocam audition seçme gibi bir şey. Şimdi aranızdan biriyle bir program yapacağız ya, sonuçta bu televizyon programı. Sizleri bir görmek istedik. Böyle küçük küçük etaplarımız olacak. Hazır mıyız? Başlayalım mı? Hazırız hocam. Bu arada hocam, Mesut Bey, o dışının ne demek olduğunu ben çok iyi biliyorum da İsmail hocam ayıp olmasın diye bir şey demedim ben. Ha, öyle mi? Abi. Tamam hocam. O zaman şöyle yapalım. Ben size metinleri dağıtayım. Buyurun. Şöyle. Şunu da vereyim hocam. Şöyle, şunu da size vereyim hocam. Mikrofonu da veriyorum. Şimdi bu metinde yazılanları bana duygusunu geçirmenizi istiyorum hocam. Böyle içli içli okuyun. Tamam mı? Seyircinin içi cız etsin. Tamam mı hocam? Anlaştık mı? Evet. Tufa hocam siz de başlayalım. Buyurun. Evet. Başlıyorum. Evet buyurun. Bir çocuk yolda yürürken merhaba amca diyor. Hocam çok güzel. Bir tık daha yüksek olabilir. Paşa hocam buyurun. Bir çocuk. Harika. Harika hocam. Harika. Devam. Yolda yürürken merhaba amcacığım diyor. Hocam vallahi şahane. Tüyler diken diken oldu. Özellikle mesela amcacığım diye eklediniz ya. İçimden. İçimden. O çok güzel bir dua aşamı oldu. Harika. İsmail hocam buyurun. Bir çocuk yolda yürürken merhaba amca diyor. Hocam bu ne? Ruh yok. Asıl ben sorayım bu ne? Çocuk yolda amcasını görüyor, merhaba diyor. Sanırsın bana dini bir kıssa. Hocam dini kıssayı herkes okur. Önemli olan böyle basit bir metinde duyguyu geçirebilmekte. Lütfen yapmayın. Evet Ozan hocam, siz buyurun. Merhaba. Merhaba diyorum sana. Kestik. Hocam bu ses tonu ne? Ne var bir ses tonunda? Günaha davet var hocam yani. Hocam yani bu ses tonu oruç bozar, ben size söyleyeyim. Ayrıca o göz bakışları o. Ya bunlar siz ilahiyata yanlışlıkla mı girdiniz? Yok, aslında ailem istediği için bitirdim. Ben aslında uçak pilotu olmak istiyordum yani. Yani tahmin ediliyor. Hocam biz sizinle çalışamayacağız, kusura bakmayın, eleniyorsunuz. Buyurun. Benim ses tonuma uygun bir şey var mı acaba? Bir projeniz
Hocam bence dijitale gidin siz. Buyurun selametle. Alalım sizi. Buyurun. Şu mikrofonu şöyle... Yaladı ya, bana uzak. Şimdi hocam biliyorsunuz değil mi? Seyirci sizden sadece bir Ramazan programı istemiyor. Seyircinin sizden ne istediğini biliyorsunuz değil mi? Bilgi, maneviyat, dua... Performans. Performans bekliyor seyirci sizden. Mesela İsmail hocam, bana ağlayabilir misiniz? Ben size niye ağlayayım efendim? Hocam bana ağlayabilir misiniz derken yani seyirciye ağlayabilir misiniz? Düşünsenize. Sabah kalkmışım sahura. Gözler yarım böyle, uykuyla uyanıklık arası. Saç baş dağılmış, masaya oturmuşum. Bir peynir, bir zeytin atmışım. Tak! Sizi açıyorum. Bir ney sesi. Uhrevi bir ses. Ve siz içli içli anlatmaya başlıyorsunuz. Ağlamaya başlıyorsunuz. Şakır şakır ağlıyorsunuz. Hocam ağlayın. Ağlayın hocam, hadi. Hocam ağla, ağla. Anam öldü hocam, ağla. Hocam hadi, sahur kaçıyor, hadi. Ezan okunacak, ağla, ağla. Ağlayamıyorum efendim, benim böyle bir yeteneğim yok. Heh, tamam bu bana yeter hocam, aldım ben istediğimi. Ama benim de psikolojim gitti efendim. Yani bu nasıl bir program böyle? Hocam kusura bakmayın da televizyonculuğu ben sizden öğrenecek değilim. Geçen sene biz programı çektik. Buyurun. Heh. Rating grafikleri burada. Hoca şakır şakır ağlarken rating zirvede yani. E niye onunla devam etmediniz? E şimdi hoca popüler olunca botoks yaptırdı. E operasyonu da yanlış yere yapmışlar. Adam artık ağlayamıyor. Gerçekten hoca ya, çok üzüldüm de. Ben Mesut Bey, eğer fırsat verirseniz anında ağlarım. Tabii hocam, buyurun ne demek. Buyurun. Şahane hocam yorumunuz. Özellikle şu çok iyi. Orayı bir daha alabilir miyiz? Çok iyi hocam. Gerçekten. Bu durum şu anda normal mi? Yani ben ağladım diye beni kıskanmak hasettir ya bu. Dinimizde haset günahtır. Yapmayın İsmail Hoca, başından beri benimle uğraşıyoruz yani. Ya yalandan ağlamak günah değil mi? Hocam dini tartışmaları sonraya bırakalım. Ne olur. Yani burada iş yapıyoruz şimdi. Tufan hocam, buyurun. Hazırım. Evet, buyurun. Kestik. Hocam, bir de ağlar mısınız? Kestik. Hocam, bu kadar çirkin ağlanmaz. Ağlamanın çirkini mi olur? Ya güzelleşir mi insanlar? Ya tamam, anladık da hocam, bu kadar da çirkin olunmaz ya. Az daha burnunuzdan sümük balonu çıkacak. Böyle olmaz hocam, kusura bakmayın. Ben siz canlı yayına çıkaramam ki böyle. Yani siz bu turda eleniyorsunuz. Buyurun. Yahu bu şekilde elenilir mi? Bu ne demek? Ya gitmiyorum kardeşim. Kabul etmiyorum böyle bir şey ya. Kabul etmiyorum. Hocam lütfen fevri olmayın. Bağırmayın ayrıca. Tufan hocam, gerçekten çok üzüldüm elendiğinize. Ya. Bırak. Sen de yalandan yere ağlıyorsun zaten. Pis düzenbaz herif. Bana bak. Küçük şey, beni sinirlendirme bak, aldırma. Ramazan, Ramazan, beni sinirlendirme. Edebinden al git şuradan. Senden mi öğreneceğim edebi? Yahu geçen sene konuk olduğumuz etkinlikte karavandaki hurmaların hepsini sen yemedin mi? Kim dedi bunu ya? Saç bakacağız Furkan. Kuku. Onu söyledi. Hocam tamam, lütfen çıkar mısınız? Kes be. Aa. Siz dini anlatacak adam değil, şovmen arıyorsunuz. Ya hadi oradan hocam ya. Biraz önce yalandan çirkin çirkin ağlıyordun ama. Hayret bir şey. Bir sonraki etapımıza geçelim hocam. Şimdi şöyle, babacan, tatlış bir gülümseme istiyorum sizden.
Evet. Hocam biraz, biraz nur, nur. Çok güzel. Hocam biraz... Neyse. İsmail hocam. Buyurun. Tatlısınız. Çok tontonsunuz. Gülüyorsunuz. Gülün. Biraz daha gülün, gülün. Bir ağız dolusu. Hocam dişler gözüksün. Siz bir dedesiniz, dede. Evet. Dedeyim zaten. 3 torunum var benim. Hocam Allah bağışlasın da biz bunu bilmiyoruz yani. Bunun bize geçmesi lazım. Seyirci bunu nereden anlayacak? Yaşımdan. Mesut Bey böyle daha iyi mi? Bakın. Yani biraz sefil bir tavrınız var hocam. Ama olur. Çok güzel. Vallahi bu turu da hakkıyla geçtiniz hocam. Vallahi bravo. Şimdi isterseniz bir gönüllü seyircilerimiz var. Çok onları çağıralım. Buyurun seyircilerimizi alalım. Hadi bakalım. Maşallah. Şimdi biliyorsunuz Ramazan programlarının en önemli tarafı da seyirci soruları. Seyirci soruları çok ilgi görüyor. Bakalım siz bu sorulara ne cevap vereceksiniz? Onları çekelim isterseniz. Tamam. Evet Kudret Bey başlayalım sizinle. Hocalarım iyi günler. Ben çok özel ve asla tahmin edemeyeceğiniz bir sual ile geldim. Sakız orucu bozar mı? Wow. Bozar. Bu kadar. Hocam evet bu kadar mı ya? 30 gün program çekeceğiz bize. Ya böyle olmaz. Paşa hocam aynı soruya sizin cevabınızı alalım. Buyurun. Canım kardeşim hoş geldin. Sakız şimdi ya dudağa değmeden ağza giren gırtlakla yutak arasında dile temas etmeden çiğnenen dişlerin birbirine çarpmasıyla çiğnenen bir şey. Aroması bu sakızın dile de değmezse sakızı çiğniyorum orucum da bozulmuyor gibi bir hissiyat uyandırır normal. Ama dersen ki hocam ben aromalı sakız çiğnemiyorum tatsız sakız çiğniyorum dersen o zaten dediğine bu diline tadı gelmediği için hem sakız çiğniyorum hem de oruçluymuşum hissiyatı verir yani. O yüzden böyle hisler yaşamak çok normal. Sakız orucu bozar. Hocam çok teşekkür ederim. Çok bilgilendirici bir açıklamaydı. Aynısını dedim, bozar dedim. Bu sadece sakızı aldı, çevirdi, çevirdi, durdu. Tamam hocam, doğru olan da bu. Yani böyle olması lazım. Ayrıca tebrikler hocam, doğaçlamanız harika. Estağfurullah. Evet, bir dua... canım benim, sen sor. Canım benim, hadi. İyi akşamlar hocam, nasılsınız? Ay, iyi akşamlar, hoş geldin. Canım benim, maşallah. Kaç yaşındasın sen? 7. Ay maşallah, buyur. Hocam, hocam, şimdi ben geçen gün internette oyun oynuyordum. Oynarken arkadaşımla oynuyordum. Sonra ben şifre yazdım. Hileyle arkadaşımı yendim. Günah mı? Ya kurban olayım ya. Hile yapma, günah yapma ama yani... Sen günah olduğunu bil, yapma ama tamam maşallah çok tatlı ya. Vallahi bağışlasın ha. Hocam, hocam, hocam. Bir keresinde de babam beni markete yollamıştı. Payanın üstünü getir dedi. Ben payanın üstüne dayanamadım, gofret aldım. Günah mı? Günah mı değil, arada he var. Günah mı değil, günah mı? Tamam, maşallah. Babaya böyle bir şey yaparsan söyle. Ama gofreti helal hoş olsun da yapma yine. Yalan konuşma yani. Maşallah yani. Ne güzel bir çocuk, maşallah. Hocam, o zaman ben geçen gün annemin bileziklerini çağırmıştım. 3 tanecik. Günah mı? He. Bir günah tabii onlar. O zaman bunlar günahsa girişte de sizin cüzdanınızı çalmıştım. Bu hepten mi günah mı? Ulan benim hakkı almış cüzdanımı ya. Yani olmaz bunu atın. Cüzdan mı? Ya polis çağırın alın hırsız herhalde bu atın gitsin mi? Ver lan cüzdanı. Tamam. Cüzdanı ver paralarım vallahi seni şurada. Bak ya. Hocam bir dakika ya sizi bir sınava tabi tuttuk. Cüzdan. Arkadaş kastan bir dakika vereceğim. Az mı? Evet. Ver onu. Ver ya. Ver şunu. Al hocam cüzdanını. Yaz bu etaptan geçemedin hocam söyleyeyim. Sinirlendin ama ya. Cüzdanını çalmışsınız adam ne yapsın? Doğru bir şey yapıyor yani. 1200-1400. Ya Mesut Bey haklı. Biraz daha sempatik olabilirim. Çocuğa çok ayıp ettim canım benim. Evet. Bir başka soruya geçelim. Buyurun. Merhaba hocam. Ben Leman. Şey diyeceğim ben size. Ben Ramazanları sahur yapmıyorum da yanlış mı? Sahur bir niyet vesilesi neticede ama sahura kalkmadan da oruç tutulur kızım. Ama zor olmuyor mu?
Yok hocam, olmuyor. Yani şöyle yapıyorum ben. Şimdi ben sabahları uyanıyorum, saat 9 gibi böyle bir kibrit büyüklüğünde beyaz peynir yiyorum. Ondan sonracığıma öğlen böyle 2'ye doğru 3 tane zeytin atıyorum ağzıma. İftardan 2 saat önce de 5 tane badem tüketiyorum hocam. Oruç? Tutuyor işte. Kızım sen oruç tutmuyorsun, diyet yapıyorsun. Bu diyet menüsü. Sayılmaz mı bu, anlıyor musun? Ya sayılmaz efendim. Niye sayılsın? Oruçla ilgili bildiğimiz en temel bilgi yemek yememek. Aman yani hocam, eğer hepimiz bu dünyada yolcuysak bir nevi seferi sayılmaz mıyız? Ya sayılmayız, hele sen hiç sayılmazsın. Aşk olsun hocam, ben niyetliyim. Ya değilsin, senin oruç tutmaya hiç niyetin yok. Bu ne abuk subuk sorular bunlar ya? Mesut Bey, bunlar nasıl lakırdılar hoca, nasıl hoca ya? Ah bir de insanları döv istersen. Yani hocam haklı şimdi. Siz böyle sorularla muhatap olacaksınız gerçek programda hocam. Ayrıca bizim internette en çok izlenen videolarımız böyle sorular. Yapmayın, gözünüzü seveyim. Şimdi en önemli etaba geçiyoruz. Meal aşaması. Nihayet meal aşaması bildiğimiz alandan geldi. Buyurun meal. Harika, meal harika alalım hocam. Evet, buyurun. Hocalarım merhaba. Ben Ramazan geldim. İftara ben eve geldim ben ama yani yok. Doğru aşamada mıyız? Meal aşaması derken yanlış olmasın? Yok hocam, tamam. Hanımefendi söylediklerin mealini bize söyleyin. Aa. Hocam ondan sonra ben çocuklara, ben gecelere kalkmadan diyor, ben pastırmak, ben ama gidelim ben eve. Bir dakika, araba falan mı çarpmış kapıda? Ne diyor, hiç anlamıyorum kızım, ne diyorsun? Hocam sonra benim emim diye gidiyor, birbirlerime gittik biz. Yani hocam beni ordumasına geldi bana çay. Çay dedi, çayı anladım, evet çay. Devam et. Hocam onun sonra kendi beni biz ordumadan aç bana dedi, ben emim gelirlerle bir anımada da bana havlu. Havlu dedi, bak ben herhalde iletişime geçeceğim. Hadi kızım. Oradan hocam biz kalktık, gittik, beni arabaya bindik orada. Ben alamadım, ne çabuk alamadım, alamadım ama süspansiyon. Süspansiyon dedi. Süspansiyon ne ya şimdi? Çay, havlu, süspansiyon. Hiçbir şekilde cümle oluşturmaz yani bu. Ne bu, ne diyor? Yani siz iyisiniz, bende hiç yok. Yani ben anlıyorum da konuşamıyorum, anladın mı? Vallahi hocam bravo. 3 kelime de olsa siz güzel güzel meal verdiniz buna yani. Bu konuda da başarılısınız. Evet, şimdi konuklarımıza teşekkür ediyoruz. İçeri alalım. Mesut Bey, çok konuşmayın siz, çıkın. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hanımefendi, çıkın. Evet, yani şimdi şöyle bir bakıyorum da İsmail Bey, yani galiba biz Paşa Hoca ile devam edeceğiz. Programı ona çektireceğiz. Yani kusura bakmayın. Rica ederim. Son bir şey söylemek ister misiniz? Yok yok, teşekkür ederim. Yani hakkınızla kazandınız, tebrik ederim. Aa, vallahi çok şaşırdım şu an yani. Şaşırmayın efendim. Belli ki dini bir program olmayacak, bir şov programı olacak. Siz de fevkiyle layıksınız efendim. Haydi iyi günler. Çok teşekkürler, sağ olun. Biraz laf soktu sanki de. Boş verin hocam siz onu. Biz sonuçta sizinle anlaştık. Şimdi hocam bu program başı kaşeyi kaç para yapalım, nasıl olsun? Mesut Bey, böyle akçeli işleri falan beni bulaştırmayın. Ben sevmem bunları konuşmayı. Hocam kusura bakmayın, ben yani saygısızlık yapmak istemedim size. Nasıl devam edelim, nasıl olacak? Menajerim var Bertunç, onunla halledersiniz. Tamam. Bertunç. Allah Allah. Alo. Ha Bertunç Bey. Evet, şimdi biz hoca ile prensipten anlaştık. Evet. Bölüm başı ne kadar düşünüyorsun? 500 bin lira mı? Yalnız Bertunç Bey, bir pazarlık yaparız herhalde. Sonuçta pazarlık sünnettir, değil mi? Sevmiyorum ben bu taşınma işlerini. İndir şu kadar kutucukla. Taşımaktan şikayet edemezsin. Merhaba Hayati Bey. Aa, piyano. Çalabilir miyim? Mimar Sinan resim bölümü mezunuyum. İş bulamayınca boyacı oldum. Aman, ha badana ha resim. İkisi de aynı.
Ressam, boyacı, piyanist, kurye. Ne hale gelmişiz görüyor musun? Değil mi? İnsan mutlu oluyor ya. Tanjantı, o tanjantı ile birbirini götürür. Vektör içinde küpünü alırsak... Nakliyeci değilsin değil mi? Duygulandı adamcağız, görüyor musun? Bu duyguyla televizyonu düşürmesin. Düz bir tane amele yok mu ya? Muslukçu çağırdım, İlber Ortaylı gelecek diye korkuyorum. Çok önemli bir olayın gerçekleşmesi için beklediğimiz bir sıraya gidiyoruz. Bakalım bu sırada bugün neler olacak, izleyelim. Buyursunlar. İçeride. Ay, 10 dakikadır burada tuvalet sırası bekliyorum. Yeter ya. Pastamı üfleyemedim daha. Eyvah eyvah. Biri 10 dakikadır, biri 15 dakikadır bekliyor. Eder 25. Ben 25 dakika bekleyemem. Ay çok kötü, tuvaletim var. Tutamam o kadar. Sabırlı olun kızlar. Beklenen özelse beklemek güzeldir. Bu da tuta tuta ermiş. Ay kardeş, bir şey söyleyeceğim. İçinde böyle içti üçtü falan heceler geçen kelimeler kullanman olur mu? Allah fena bak. Pardon hanımefendi. Siz kaç dakikadır bekliyorsunuz? 40. 40 mı? Abo, bittim ben. Kimler geldi? Kimler geçti buradan? Nice insanlar tanıdım. Yüreklere dokundum. Bir önceki arkadaş mideli bir öğretmendi. İçerideki ise doktor. Kars'tan selam olsun. Peki ne yapıyor o doktor içeride? Açık kalp ameliyatı mı yapıyor? Hadi sana kardeşim. Ay dolu. Biliyoruz dolu olduğunu. Kapıyı vurmaktaki amacımız içerisi boş mu dolu mu onu anlamak değil. Bir uyarı, bir ikaz. Bir hadi artık yettin, çıksana Allah'ın cezası kadın manasında. Biliyoruz dolu olduğunu. Ya kusura bakma da biz de doluyuz. Aşkım hadi sene ya. İçeride seni bekliyoruz. Biz hevesle o kadar şey yaptık. 23.59'da pastan gelecek. Bir dakika fotoğraf çektirme. Tam 00'da üflüyorsun ama niye gelmiyorsun aşkım? Sorun mu var? Hayır ya, yani evet. Burası çok hoşuma gidiyor, biliyor musun? Ya iki kapı arası, böyle bir de açılınca iki tuvalet kapısı böyle bir esinti oluyor. Acayip hoşuma gidiyor. Bayılıyorum yani bar önlü tuvaletlere. Aşkım dalga mı geçiyorsun ya? Ya zekanı sorgulatacak sorular sorma bana lütfen. Ben burada 20 dakikadır sırada bekliyorum. Niye bekliyorum ya? Ay anlatım anlatım, özür dilerim. Tamam tamam, ben düşünemedim. Tamam, biz bekleriz yani. Ay, gelmişken bir de ben gideyim ya, dur bir. Oh be! Adama bakın ya! Keyfi tuvalete girdi. Of kızlar ya! Ne bu böyle halimize? Erkekler ne güzel giriyor çıkıyor. Biz niye böyle tuvalet sıramızı anlamıyorum ki? Çünkü kadınlar işi fazla uzatıyorlar hanımefendi. Yani içeri giren yok hijyeni, yok saçı, yok makyajı, yok telefon görüşmesi. Evet. İşi çok fazla uzatıyorlar. Doğru, haklısın kızlar. Bak bir şey söyleyeceğim. Biz birbirimize söz verelim. İçeri giren hemen işini bitirsin çıksın. Ne olur, evet, ne anlıyorum. Evet, lütfen. Evet, kızlar hiç düşündünüz mü? Belki de bu bize verilmiş bir nimettir. Belki biz burada kadın gücü olarak birlikte olalım diye var bu tuvalet sırası. Allah'ım, bu da tuta tuta beynine çıktı. Hanımefendi, şu an içeride sadece tuvalet yapıyor olamazsınız. Makyaj falan tazeliyorsunuz eminim. Bakın yapmayın, lütfen çıkın, zor durumdayız. Eğer çıkarsanız size en iyi kaş şekillendiricimi vereceğim. Markasını. Yusuflame. Okay. Anlaştık. Hadi, hadi. Aa, işte sıra bana geldi dostlar. Ama biliyorum bu bir son değil. Bu belki de bir başlangıç. Bu sırada beklerken ne öğrendim biliyor musun? Merak et.
bekliyoruz. Hadi gir içeri lan. Çabuk çabuk çabuk. Ben galiba dayanamayacağım, erkekler tuvaletini deneyeceğim ya. Allah. Biraz önce biri çıktı sanki. Evet evet, işte çıkmıştı. Koştur o. Ben içeri boş sanmıştım da, kusura bakmayın. Ya yok, ben pisuvardaydım, arkadaş kabindeydi ama... Size ne? Sizi niye ilgilendiriyor? Burası erkekler tuvaleti. Bak, papyon var orada, topuklu ayakkabı. Oraya geçin lütfen. Ben bir arkadaşa bakıp çıkacağım. Ben şu cümleyle kadınlar tuvaletine girmeye kalksam var ya... ...ne şerefsizliğim kalır, ne adiliğim. Beni Twitter listelerinde en toplara çıkarırsınız. Ama siz söyleyince oluyor değil mi? Cinsiyet eşitliği için geçer misiniz oraya? Tamam işte. Hemen iki dakika gireyim, çıkayım kardeşim. Hayır ya. Hayır, ne alakası var? Gecenin başından beri bana içeride kadınlar hayır diyor. Benim ne haysiyetim kaldı, ne şahsiyetim, hiçbir şeyim kalmadı benim. Şimdi hayır deme sırası bende. Ben sahip diyorum. Hayır, geçer misiniz oraya? Sen hadi. Hayır ya, öyle bir şey yok. Ne? Allah hayır. Allah. Hayır. Hayır. İçeri girip kilitlerim, ne olacak? Kilitledi mi? Ha, kilitledi salak ya. Boş ver, tamam. Burada ben varım. Siz burada olsaydınız, ben burada olamazdım. Yani sizin olduğunuz yerde olurdum. Doğru muyum? Doğrusun. Elveda böbreklerim. Burcu! Levent! Ya hemen gelmen lazım. İçeride acayip şeyler oluyor. Ay ne var ya? Ne olabiliyor olabilir yani içeride acayip? Teoman mı geldi? Ne oldu? Aynen kızım. Nereden bildin? Ne? Teoman mı? Evet. Arkadaşımızın doğum günü var dedik. Seni bekliyor şu anda. Teoman, beni bekliyor. Ne? Aynen kanka, bütün ekibi, grubu içeride ya. Senin için bir şarkı çalacaklarmış. Gelsene artık. Teoman benim için şarkı çalacak. Bana. Tamam, Teoman bekle, geliyoruz ha. Sakın biz gelene kadar müziği bırakma. Aşkım niye ilerlemiyor bu sıra ya? Ya çocuklar, hanımefendiler bakın, sıramı siz tutun. Ben Teoman, yani rockstar sonuçta. Ben hemen gidip geleyim ha. Olur mu? Size... Olmaz yavrum. Çünkü yemişim Teoman'ını. Şuradan çık, hemen sırana girerim. Aynen, geçersin böyle en başa. Aynen. Çıkamam. Başa dönemem. Yani sırayı bırakamam Hüseyin. Teoman beni beklesin. Ne demek o ya? Ben diyemem öyle ya Teoman'a. Gelmişken lavabo mu yapsın? Aynen. Hadi. Ha, buyur. Kilitli burası. Kapıyı çalsın. Erkek misin? Neye benziyor? Gel. Ya, ne diyor ya? Gel, gel. Lazımmış benim. Gel, gel, gel. Sıra çok... Tane tane bıraktı, böyle bir şey görmem. Gel. Aslanım benim size. Buyurun. Çok teşekkürler. Erkek olmak çok güzel ya. Vallahi. Adama bak ya, bize tur bindirdi. Bu da çıkmak bilmiyor ya. Kardeşim çıkar mısın hadi? Hadi, hadi. Dolu be! Ah, biliyoruz dolu olduğunu, girerken gördük. Ne oldu demin birlik beraberlik diyordun, atıp tutuyordun. Bekleyin gidelim, başımız var. Ya yemin ederim, içeri giren burada ne çektiğini unutuyor. Nereden geldiğini unutuyor gerçekten. Sorun da tam bu değil mi aslında? Ha? Nereden geldiğimizi unutmasak, köklerimizi kabullensek... ...dünya çok daha yaşanır, çok daha güzel, çok daha yeşil bir yer olmaz mıydı sizce? Ay, kadın bekleye bekleye delirdi. Hepimiz delireceğiz burada ya. Acaba... Başka bir barın tuvaletine mi gitsek ya? Ben gittim. Yani burada çok sıra vardı. Ben bir yandaki kafenin tuvaletine gittim. Sonra orada da çok sıra vardı. Ben onun bir yanındaki burgerciye gittim. Orada da pislikten tuvaleti bulamadım. Sonra dedim gideyim çalılara yapayım. Orada da köpekler kovaladı. Çok kötü dışarısı, gitmeyin. beyefendi bir şey soracağım. Biraz önce şey dediniz, beni işte hiç kimse kabul etmedi, herkes hayır dedi falan dediniz de... ...ya ben de düşündüm yani sizin gibi birine neden hayır der ki kadınlar? Bir anlayamadım yani. Öyle boylu postlu yakışıklı bir beye neden yani hayır demek, değil mi? Allah Allah! Öyle mi? Yani bende aslında bir cevher var. Bunu görmenize sevindim. Bir drink içelim mi?
Alıyor içelim ama. Gel bakayım benim boynu fıstığımı. Ay 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 ay. Güzel değil mi? Zıkkıma pekini iç. Seni mi içeceğim be? Bir de herkes hayır bayır diyormuş. Bak bakalım anne sana niye hayır dediler. Sen ceset falan mıydın? Bu ne be? Çok mu kötü kokuyor? Bu koku değil. Resmen tuvaleti mühürlemiş bu. Lanetlemiş bu, anladın mı? Hepiniz aynısınız. Hepiniz. İnşallah tuvalet sırasında ölürsünüz. Ölüm neydi? Ölüm beklemek değil miydi? Yeniden doğdum. Peki ya doğum neydi? Her şeyin başlangıcı mıydı? Ay sen iyice delirdin bacım. Hadi gir, hadi. Ay akılımız hangimiz ki? Delilik bir ölçüt olsun. Allah aşkına, ben dayanamıyorum Allah aşkına. Bana bakın, sıra benim ha. Sıra benim. Hiçbirinize vermem ben sıramı. Ona göre sıranızı bir gidelim. Öteye, öteye. Mutlu yıllar Burcu. Mutlu yıllar Burcu. Mutlu yıllar. Aşkım inanılmaz şaşırdık. Pastayı görünce kendi teklif etti. Hadi bir de hesabınızı da ben öderim falanlar ya, inanılmaz. Ay çok güzel. Yani şu hayatta bir kadını mutlu etmekten başka daha ne önemli olabilir ki? Ya. Ay rahatladım, ne oldu ya bana Demir? Aşkım 30 saniye. 30 mu? Şey kızlar 30 saniyeymiş, hemen şey yapıp üfleyip geri gireyim 30 saniyede ha? Valla ben 30 saniye falan beklemem, hemen boşaldı girmiyorsan girmiyorum. Ay girme. Ayım 20 saniye kaldı hadi. 20 saniyecik ya, üfleyip geri gideyim hemen. Hadi 15, 14, 13. Ya hadi hadi, böbreklerim iflas etti hadi. Aynen ya, vallahi ben duruyorum. Ay yok. Hadi. Ay bir dakika. Girmiyorsun. Burcu. Aşkım, mum üfleyecektik, dilek dileyecektik ya. Ben bunu diledim aşkım. Bir kadın tarafından örselendim. Ben müziğe geri dönüyorum. Sana da bahane lazım. Hadi dön. Dön hadi dön. Evet, biz işte doğayla iç içeyiz efendim. Çok değişik bir arkadaşımızla tanışacaksınız. Bakalım neler olacak. İzliyoruz. Buyursunlar. Oh. Hava! Allah'ım! Toprak! Toprak! Ay, çok seviyorum her bir parçasını. Ağaçlara bak! Ağaçlar! Yaprak! Yaprak! Canım! Nasılsın yaprak? Yaprak da değil artık Burcu, gözünü seveyim ya. Yani tamam biz de geldik, doğadayız, mutluyuz ama şş, kime diyorum Burcu? Ay doğru. Biz de doğadayız okey, tamam da yani yaprak da var şehirde ya. Oğlum çok seviyorum ben doğayı ya. Biliyorsun yani bambaşka hissediyorum ve uzun zamandır da bu tatili, bu kamp tatilini böyle planlıyordum ve istiyordum. Çok mutluyum yani. Bir şey değil mi kankacığım, ne yalan söyleyeyim, ben de öyle ya. Gerçekten öyle yani. Bak bu tatile gelebilmek için patronuma büyük res çektim abi. Ben de bankadan kredi çektim. Arkadaşlar bakın. Beni çok gaza getirdiniz. Bir ton para harcadım. Bütün bu kamp malzemelerini falan yıktınız bana. Bunları ben aldım. Ay. Helali hoş olsun ama ondan sonra bir tane kamp yapıp kenara atmayacağız değil mi bunları? En az 10 tane kamp yapmalıyız ki parasını anca çıkarıyor hesapladım. Tabii tabii kankacığım ya, ayıp ediyorsun. Zaten bundan sonra böyle abi. Ya ben böyle insan falan sevmiyorum zaten. Ya. Benim olayım ne biliyor musun? Bak sevdiklerim ve doğa abi bak. Çimen! 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 Burcu. Çimen! Burcu lütfen. Bırak ya. Allah'ım. Bu arada Fikri nerede ya? Ha? Bir o da gelecekti. Arabayla gelecekti, o kendi arabası. Size bir sürprizim var. Ha. Fikri geliyor. Ve bir tane kız arkadaşı varmış, yeni görüştü. Uzun zamandır yazışıyorlarmış. Burada onunla birlikte tatil yapacak, onunla geliyor. Ha.
Bir dakika ya. Fikrinin kız arkadaşı mı var? Evet. Bu cümleyi en son duyduğumda tuşlu telefon kullanıyordum. Ya kanka bana bak. Bak onlar geldi de böyle şakalar yapmayalım tamam mı? Lütfen ya. Kıza böyle biraz iyi davranalım yani tamam mı? İşi görürsün çocuğuna. Selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kusura bakmayın biraz geciktik ya. E5'te durduk dans ettik de. Neden peki? Neden olmasın abi? He? Yolda niye sadece gidiliyor ki? Niye dans edilmiyor yolda? He? Neden dans edilmesin ki? Öyle bir kural mı var? Ya Fikri, hani yolda trafiktesin, trafik kuralları var. Hani trafiği engellersin falan ya. Doğru. Memur beyler de öyle söyledi zaten. 960 lira ceza kestiler. Ne? He. Ama abi niye olmasın ki? Yani biraz kuralların dışına çıkmak lazım. Öyle değil mi? Değil mi yani öyle? He? Oğlum of sen, ya. Oğlum sen iyi misin lan? Ha, ha. İyi. Başarılı mı? Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ben Leman. Hoş geldin. İbrahim. Burcu. Ben Ozan. Aa, teşekkürler. Arkadaşlar evet. Ya ben şöyle söyleyeyim. Ben insanlara böyle dokulaşarak değil de kokularıyla tanıyabiliyorum. Ha. O yüzden sizi koklamam lazım. Neden? Biz kavun muyuz? Ha şöyle diyeyim. Ha. Siz beni henüz tanımıyorsunuz. Hı. Şöyle yani ben normal formların dışında farklı bir kızım. Çılgın. O yüzden kalıpların dışındayım. Yani normal insanlar tokalaşır. Ben koklarım. Biraz tuhaf oldum galiba. Evet, tuhaf oldum kesin. Ay. Lan, lan oğlum. Tarçın Ozan. Aa. Limon çiçeği Burcu. Şimdi. Pastırma İbrahim. Şimdi bakın uzun yoldan geldik. Bir köy kahvaltısı falan yaptık. Hani böyle koklanarak tanışmak çok doğru gelmiyor bana Fikri. Ya ben insanların duyu organlarının sadece kulak ve göz olması gerektiğini düşünmüyorum. Ya neden biz birbirimizi koklayarak tanışmıyoruz ki? Dil de var, yalayalım o zaman birbirimizi. Evet. Tadımıza bakalım o zaman. Evet, hani o kafayla değil mi? Evet, niye koklamayalım? Ha, niye öyle tanışmıyoruz sokak yani? Sokak köpeği değiliz yani, o yüzden. O zaman çok şakacı yani. Tarçın dedin ya, tarçın gibi tatlı bir çocuk. O yüzden şaka yapıyor. Ha, ne yapalım biz o zaman şöyle yapalım. İsterseniz çadırları da kurmuşsunuz. Yatalım madem ha, Leman. Hayır ya, ne yatması? Daha yeni başlıyoruz. Biraz doğayı koklasanıza ya. Koklayın doğayı, içinize çekin. Ah! Ay şurada bir dere gördüm. Hadi derede yüzelim desem ne dersiniz? Bu soğukta deli mi öptü deriz? Tamam, ben size biraz farklı geldim, anlıyorum. Ama dediğim gibi, ben içimdeki çılgını tutamıyorum. Ve gidip onu şimdi çıkaracağım. Ne çıkardı o ya? Lan? Aa, atladım. Atladı mı? Evet, atladı. İyi mi? Ne kadar da farklı değil mi? Çok farklı. Ama hayatta bazen farklı şeyler iyi değildir yani. Evet. He? Ya boş verin, biz eğlencemize bakalım hadi. Tamam ya, tamam. Kardeşim benim, 40 yılın başı. Kanka sen mutluysan bizim için sorun yok, tamam mı? Hadi o zaman ateşimizi yakalım. Hava artık soğuyacak, akşam oluyor. Çalımalı bir şeyler. Hadi. Şurada çalışın. Hadi bakalım, toplayalım beyler. Burcu, hadi. Hadi. Şurada yapalım mı? Ha, o köşeyi iyi. Çadırlar var arkadaşlar. Hadi yansın, yansın ateş. Burada yapma, bir şey. Ne yapıyorsun sen? Dalları kafama taktım ha. Ve geyik oldum. Boynuzlarım çıktı, inanabiliyor musun? Ya bu kimin aklına gelirdi? Kim düşünür bunu ya? Ben ne kadar farklı bir kızım, görüyor musunuz? Ha bir de bakın. Yapraklar diye kulak yaptım. Nasıl olmuş? Yaprak gibi olmuş. Tamam, okey. Ben farklıyım diye siz beni şu an anlamıyorsunuz ve eleştiriyorsunuz. Tamam, gelin hadi. Güzel güzel muhabbet edelim. Ha? Geyik muhabbeti. Ay,
Gülün ya ne olur. Komik değil ki kanka yani. Yaprak döküm bile daha komik. Ama mama 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 mama. Ya bir geyik dostunuz olsun istemez misin? Melian geyik mi olur? Ya benim geyiğim Melio. Ne var bunda? Yani ben senin böyle standart geyik sesini çıkaramadığın için tamam senden özür dilerim. Ama ben girdiğim her ortamın enerjisini yükselten çok çılgın bir kızım. Şimdi size bir hikaye anlatacağım. Yine bundan yıllar önce böyle bir kampa gittik arkadaşlarımızla. Onlar da sizin gibi sıkıcıydı. Neyse. Ben ne yapayım, ne yapayım dedim. Bu ortamı biraz hareketlendirmem lazım. Ne yaptım biliyor musunuz? Çok büyük bir çılgınlık yaptım. Hepsinin ayakkabılarını aldım ve dereye attım. Sabah herkes uyandı, buz gibi dereye girdi. Ve hepsi zatürre oldu. Üç kişiden 16'sı entübe. Üç kişiden 16'sı entübe dedi, duydunuz mu? Pardon, bir saniye. Üç kişi 16 gün entübe oldu. Lan kız maşallah ha. Kız değil, yeni Covid varyantı. Bak ya, bak. Bak, çıkar şunu da çıkar. Bu ne ya? Çıkar şunu. Kalk. Bak Levancığım, biz geldik burada. Tatil yapıyoruz. Hani doğayla iç içe olmak istiyoruz. Yani tatil yapmaya çalışıyoruz Leman. Tatil. O zaman tatil. Tatile devam edelim arkadaşlar. Hadi. Ne güzel de bir çadırla da kurmuşsunuz. Leman hadi gel biz çadıra gidelim. Ya hayır ya. Hayır istemiyorum. İyi o zaman şey yapalım. Şarkı söyleyelim. Heh. Gitar getirdin Ozan hadi. Şarkı söyleyelim hadi. Konuşmadan ama kimse konuşmasın. Ha, Ozan söylesin biz Ozan, dinleyelim. Hadi. Evet. Hadi. Aynen. Tamam hadi. Konuşmuyoruz. Şarkı dinliyoruz. Hadi Sezen çal be kanka. Hem konuşmamak da iyi gelir belki bize ha? Konuşmayalım bence de. Evet. Neden yapıyorsun bunu? Doğayla bütünleşmek için. Arkadaşım ben neden çakallarla bütünleşiyorum burada? Ben buraya kafa dinlemeye geldim ya. Doğadayız şu anda. Ya tamam dinlemeye geldin, dinlemeye geldin de... Ya ben farklıyım, çılgınım tamam mı? Ve senden bu yüzden de özür dilemeyeceğim. Dileme canım. Ay kimse zaten özür dilemeni beklemiyor. Değil mi Ozan? Ben bekliyorum abicim ya. Yok öyle bir şey abi. Yok hayır. Allah Allah. Böyle bir şey olamaz ya. Bak biz buraya gelmişiz. Beş kişi burada oturmuşuz. Doğada tatil yapmaya çalışıyoruz. Tamam mı? Ben gitar çalarken öyle kakku, kakku falan yapamazsın abicim sen. Yapamazsın ya. Ozan boş ver ya. Tamam bir şey soracağım abi, ya. Özür dilesin. Oğlum sen bu hafta sonu biz dört gol attık biliyorsun değil mi? Ya sen de lafı değiştirme lan. Tamam. Ortam gerildi. Ama arkadaşlar sakin. Çünkü ben özür dilemesini de bilirim. Tamam hadi bakalım. Bu senin için tamam mı? Tamam. Hadi. Tarçın Ozan senden. Ne bu şimdi? Özür dansı lirik. Hadi ya, hadi. Affet beni. Affet. Affet beni. Sen de affet. Hadi özür. Affet. Özür. Affet. 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 Gel. Gidi gözün seni. İbo. İbo özür diliyor. Hadi kız hadi. Hadi. Affet.
Afiyet. Afiyet. Burcu. Afiyet. Lütfen, lütfen dansı bırakın. Rica ediyorum dansı durdurun. Bu dansı durdurun. Ormanın dengesi bozuluyor, rica ediyorum. Doğanın dengesi şaştı. Çakalların daha fazla dikkatini çekiyoruz şu anda, rica ediyorum. Bakın, ben bu kampa çok para harcadım. Bu kampı yapmak için de işte güçte çok zaman harcadım. Biraz kafa dinlemek istiyorum, rica ediyorum. Saygılar sunuyorum. Ya gel, gel, gel buraya, gel. Bak, dostluğumuz pekişti. Teşekkürler. Pastırma. Rica ederim. Manyak. Evet. Evet, manyağım abi. Ben manyağım. Fikri. Şimdi ben çantamı almaya gidiyorum arabaya, tamam mı? Hı-hı. Arkadaşlarına şöyle bir dedikodu yapacaksın. Ay benim sevgilim ne kadar komik diyeceksin, tamam mı? Tamam canım. Tamam. Bir de şey, ay benim çılgınlıklarıma çok gülmesinler. Vay. Yoksa bilet parası kesmek zorunda kalacağım. Ne kadar haylaz değil mi? Ne haylaz oğlum? Deli lan bu kız. Ben ne yapayım lan? Ben biliyor muydum bunun böyle olduğunu? Oğlum, arada kaldım ben de. Elim ayağım titriyor lan. Ay, tamam. Çok kötüyüm oğlum. Ağlatma. Biliyor muydum ben bunun böyle olduğunu? Tamam, tamam. Tamam be, çok üstüne gittik biz de. Tamam, tamam. Hadi geçecek, geçecek. Kanka bak, bir şey demiyoruz sana da yani sessiz kalma diyoruz. Anlatabiliyor muyum? Bak, bu kız deli. Kurtul bundan. Alnımda mı yazıyor deli oldu? Oğlum beni koklamadı mı sarıyorsunuz? Yumurta dedi bana. Aa. Yumurta. Abi arabayla gelirken gözlerimi kapattı. Yolu kokladı. Ne diyorsun? Ne? Vallahi. Yok artık ya. Uçurumdan yuvarlıyorduk, ölüyorduk ya. Allah kardeşim geçmiş olsun ya. Allah korumuş, neler evet, yaşamışsın evet, ya. Gerçekten ya. Yani Fikricim böyle olmaz bak. Bu kızla iki gün geçmez burada dağda, ormanda, kampta, tamam mı? Yani evet. Sen bu kızı otobüs durağına bırak gitsin bunu. Ya bırak ya. E tamam hadi sabah bırak otobüs durağına. Kızlar neresi yanıyor ya? Diğer kamplar mı yanıyor? Bilin bakalım ben ne yaktım. Çadırlar oldu mu? Nereden bildin? Ya inanamıyorum bildiğine ya. Düşündüm sabahlara kadar yıldızları izleyecek. Niye böyle plastik olsun ki tepemizde? Donmamak için. Çok para verdim ben o çadırlara. Neden yaktın bütün çadırlarımızı? Ha, ben böyleyim abi. İstediğimi yapıyorum. İçimden ne geliyorsa yapıyorum. Ya ben biraz uçarıyım. Sana buradan bir uçarıyım. Bak kızım. Yani farklılık farklılık da bir yere kadar ya. Evet ya, değişeyim, marjinali farklıyım diye diye a**tın tatilim be. Ne diyor bunlar? Yumurta. Ne diyorlar be? Ne diyorlar? Defol git sırtan. Az bile diyorlar. Şuraya bak. Niye yaktın lan çadırları? Bir tanesini bıraksaydı bari. Bari bir çadırda bir gece kalsaydık. Bir şeyler yaşanırdı. Fikricim, çadır madır kalmadığına göre arkadaşımız gitsin istersen. Ben zaten gideceğim. Çünkü sizin gibi zavallılarla aynı yerde duramam. Ben farklıyım, okey? Farklı. Hı-hı. Gideceğim şimdi, dağın tepesine çıkacağım ve oradan yuvarlanacağım. Oh be, tamam ya. Gitti. Hiç bitmeyecek sandım ama kısa sürdü, gitti. Tamam, bitti. Arkadaşlar, oh. Biz ne yaşıyoruz? Ne yaşadık biz ya? Şu değil mi şu onun? Aa, evet. Of. Yani... Tamam, sakin olalım. Ateş yakalım, yemeğimizi yiyelim. Arabalarda uyuruz. Aynen. Sabah da gideriz, çadır alırız. Tamam. Tamam, tamam. Ben alırım abi. Ya ben vesile oldum zaten. Kardeşim benim, tamam ya, olur öyle. Oh be, tamam işte doğadayız artık. Hadi tamam, şey yapalım, atalım üstümüzü. Yap bir müzik, oradan yemekte, ateşte, uykuydu. Hadi bir kere. Öyle bitirelim. Neşemizi bulalım. Hadi ver. İnanılmaz ya. Bak. Vee, vee falan yaptı. Mer 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 falan yaptı. Evet. Çiftleşmek isteyen çakallar yaklaşıyor. Ne yapalım? Ne yapalım dersiniz? Vallahi yapacak şey belli. Bu. Çok ufak. Ufak ufak.
En azından çakallar murgadını eriyor. Yalnız yaklaşıyorlar, biraz koşalım bence. Sevmiyorum ben bu taşınma işlerini. İlindir şu kadar kutucukla taşınmaktan şikayet edemezsin. Merhaba Hayati Bey. Piyano çalabilir miyim? Mimar Sinan resim bölümü mezunuyum. İş bulamayınca boyacı oldum. Aman ha badana ha resim. İkisi de aynı. Ressam, boyacı, piyanist, kurye ne hale gelmişiz görüyor musun? Değil mi? İnsan mutlu oluyor ya. Tanjantı o tanjantı ile birbirini götürür. Vektör içinde küpünü alırsak... Nakliyeci değilsin değil mi? Duygulandı adamcağız görüyor musun? Bu duyguyla televizyonu düşürmesin. Düz bir tane amele yok mu ya? Muslukçu çağırdım, İlber Ortaylı gelecek diye korkuyorum. Benim annem biraz zordur diyen var mı aramızda? Bazı konularda problem yaşarız, bir değişiktir diyen. Şurada beyefendi var. Benim annemin çok böyle titiz olduğu konu temizliktir. Ha. Odaya böyle benim odam tek başıma yani kendi kaldığım odaya böyle şafak operasyonu yapar gibi giriyor böyle. Ortadaki her şeyi toparlıyor ediyor böyle bir anda çıkıyor gidiyor. Evet. Sorun bu yani. Ya bundan da rahatsızsınız siz. Ya erkeğim ben şimdi çorba oturuyorum. Şafak operasyonu yapıyor bir anda giriyor şimdi ister istemez. Peki buradan annene ne demek istersin mesela şu kameraya? Anne bir daha böyle odaya girme. Dünyanın bin bir türlü hali var. Kesinlikle. Peki teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Şimdi konuyu niye açtım? Bizim yerimizde bir anne var. Bir de onun kardeşi var. Bu anneyle teyzenin anlaşıp anlaşamama durumu var. Böyle bir durumun içindeyiz. Bakalım neler olacak efendim. Baba. Ya Şahzat'ın bir yerlerde gördün mü? Bulamıyorum. Anan onun yanında götürdü çıkarken. Yine mi? Yine odama şafak operasyonu yapmış ya. Peki oğlum, buradan anana ne demek istersin? Öncelikle söz verdiğin için çok teşekkür ediyorum. Söz verdiğin için. Anne, odama öyle girme. Gelince söylersin. Gerçekten annemle aynı model telefon kullanmak çok büyük hataymış. Çok büyük hataymış. Geçen gün de kulaklığıma çöktü zaten. Duygusal manipülasyon yaparak. Şarjım bitiyor ya. Ne zaman geldi? Nereye gitti ki? Teyzenlere gitti oturmaya. Ne? Teyzeme mi? Dün bana asla bir daha o ablamın evine gitmem dediği teyzeme mi? Ya inanılmaz bir kadın. Dün 3 saat işledi beni, beynimi yıkadı. Teyzemi çekiştirip çekiştirip durdu. Gerçekten teyzemden nefret eder hale geldim ya. Bu sefer gerçekten çok büyük ayıp etmiş falan filan dedim. Gece uyku uyuyamadım. 24 saat geçmeden ona mı gitti? Alış oğlum bunlara. Annenle teyzenin 40 yıldır değişmeyen çok tuhaf bir ilişkisi var. Güney Kore ile Kuzey Kore gibi düşün. Hayır baba, yeter artık gerçekten. Bak ben psikoloji 3. sınıf öğrencisiyim. Ben artık bu olayı çözeceğim. Çözersin, çözersin. Freud ananla teyzeni tanıyaydı, mesleği bırakıp su bayi açardı. Ne kadar da safsın. Aynı benim evliliğimin ilk yılları. Ne yapabilirsin ki oğlum? Göreceksin babacığım ne yapacağımı. Unutma, gerçek değişimler irade ister. Merakla izliyor olacağım. Daha da başlıyor. Anneciğim hoş geldin. Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Eğer bir daha o teyzenlere gidersem bu ayaklarım ters dönsün. Ne yaptı biliyor musun İsmail? Umrumda değil Mehtap. Ben o dosyayı kapatalı yıllar oldu. Tamam, sen bana anlat bakayım anne. Ne oldu yine? Nedir? Bak İsmail, sana anlatayım şimdi. Sen söyle kim haklı, kim haksız. Ablama gittim, ablam da yemek yapmış. Dedi ki Mehtap dedi, şunu dedi yanına bir salata yap dedi. İyi dedim, ablam yapayım dedim. Neyse salatayı yaptım. Üzerine de şöyle yaptıktan sonra limonlu yağını üzerine azıcık şöyle tuz ekeyim dedim. Ektim, anam bir tane aldı. Ay dedim, bu ne dedi? Sen dedi salatayı dedi tuz çoranla çevirmişsin dedi. Bu salata yenir mi falan dedi. Herkesin içinde, herkesin önünde. Rezil etti beni. Tamam, sen ne yaptın peki bunun karşısında? Ne yapacağım? 4 saat surat astım, oturdum. 4 saat oturdun. Niye oturuyorsun? Çıkıp gelseydin ya eve. Çok güzel sarma vardı İbrahim. Ama
Bir daha tövbe gitmem. Ha, buraya yazıyorum. Anne, dün de aynı şeyi söyledin bana 3 saat. Ne dedim ka? Ne dedim? Ay İsmail. Bu çok soru soruyor. Ben sana anlatsam hiç mi umurunda değil? O kadar umurumda değil ki Mehtap. Sırf bana bulaşma diye gazete okur gibi yapıyor. Aslında şu an ben gazete okumuyorum. Anne sen bana dön bakayım. Tamam, bana anlat. Daha doğrusu sorularıma bir cevap ver hele. Sen dün bana, ya ablam, ablam bana evdeki en kötü terliği verdi. Daha da ona gitmem demedin mi? Ya dedim ama bak bu seferki çok kötü, çok ayıp etti diyorum ya. Ağrıma gitti. Yarın da gideceksin. Ne gideceğim be, ona mı kaldım? Hoşuna gidiyor ablanla didişmek. Ya niye hoşuma gitsin İsmail, Allah Allah. Zevk alıyorsun bu dramdan. Şu babana bir şey der misin? Ya şimdi tabii zevk alıyorsun diyemem de bir gariplik var bu ilişkide. Zevk alıyor. Ben lan çocuğun cümlesine. Bu ilişkinizden hiç etkilenmiyorum. Çünkü zamanında çok etkilendim Mehtap. 10 senen boşuna gitti ya. Oğlum sen de bırak artık peşini. Bu yeni kuşağın her şeyi düzelteceğiz çabası var ya, bu ayrı bir araştırılması gereken bir konu bence. Hayır babacığım, hiç öyle bık bık yapıp durma. Hayır, bırakmayacağım. Çünkü ben bilimle hareket edeceğim. Lan ananla teyzenin arasında bilimin ne işi var? Şöyle ki anne, bak teyzemle olan ilişkin pek sağlıklı değil. Ya sana bir şey soracağım, nasıl olsun? Geçen kurban sen koskoca hayvanı kes, bağ sadece kelle yollamış. Oraya ikileyen et çıkmış, bağa gelen ne? Sadece kelle, düşünebiliyor musun? Ya kelleden daha öte bir durum var gibi geliyor bana. Ha şey diyorsun sen, geçen yıl turşu kurduydu, bağa göndermedi, o mu? Yok, turşu konusu falan değil. Ayrıca geçen sen de turşu kurdun. Ya tamam da sonuçta ben onun kardeşiyim yani. İbrahim bana da gönderir insan değil mi? Anne işte bak böyle sürekli birbirinizden bazı eylemler bekliyorsunuz fakat bunları dillendiremiyorsunuz. Böyle bir durum var ortada. Ya çok affedersin de nasıl dillendireceğim? Yani kuçuk röntgen bile bu ablam beni hep kıskanıyor. Ya çok umurumda sanki dinlendirsin babacığım. Ben sana bir şey diyeyim mi? Yemin ediyorum ölsem üzülmez. Kaç git buradan. Kurtar kendini, kaç git. Hayır baba, ne kaç git? Hayır ya, ben psikoloji 3. sınıf öğrencisiyim. Hiçbir yere gitmeyeceğim, sorunlarımızla yüzleşeceğiz. Bu yüzden zaten teyzemi de buraya çağırdım. Nasıl? Geliyor yolda. Oğlum manyak mısın? Niye bilmediğin işlere karışıp duruyorsun ya? Kara deli kaçılacak şimdi salonun ortasında. İbrahim, ya sen niye sormadan iş yapıyorsun? Annem evde ikram edecek bir şey yok. Ne ikram anne Allah aşkına ya? Misafirliğe gelmiyor ki, ilişkinizi konuşmaya geliyor. E şimdi gelecek diyecek, ben ilişki konuşmaya geldim. Ne yapayım böyle? Açmadım falan diyecek. Tanımıyor mu teyzeni? Hiçbir şey olmaz. Tufan'a mesaj attım, bak geldiler işte. Bunları konuşuruz. Bak bunlar güzel noktalar. Unutma bunları. Tamam, her şey konuşacağız. Hah, süpersin Tufan, hoş geldin. Ne haber bu? İyi, sağ ol teyze. Hoş geldin canım, sağ ol. İşte. Sen mesaj attığında annenle teyzemin salatasından bahsediyordu. Dedim yürü teyzeme gidiyoruz, hop hemen getirdim. Heh, oturun oturun, geçin, hoş geldin teyze. Naz, hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Abranı ayağına çağırmak da sana yakışırdı Mehtap. Aşk olsun abla. Ben asla öyle bir şey yapmadım, haberim yoktu. Aa, bu hep İbrahim'in psikolojik işleri. Teyze, annem haklı. Onun bir suçu kabahati yok. Onun haberi de yoktu. Biz kuzen Tufan'la organize olduk. Ona mesaj attım. Gelin dedim, o şekilde geldi. Tufan, geliş sebebimizi söylemek ister misin? İsterim. Siz niye kavga edip duruyorsunuz ya? Neyi paylaşamıyorsunuz? Düzgün konuş anan teyzenin. Tamam, Tufan. Zaten sakin kalalım. Öyle bir durum değil yani. Konuşacağız, halledeceğiz. Şimdi... Sevgili anne ve sevgili teyze, ben kendimi bildim bileli siz birbirinize gidip gelirsiniz. Ve yine ben kendimi bildim bileli birbirinizle kavga edip duruyorsunuz. Ve sürekli birbirinizi bize şikayet ediyorsunuz. Hı? Hayatımdaki ilk anım, annemin teyzemi bana çekiştirmesi ya. Ya böyle şey olur mu? Pikniğe kanat getirdi diye. 3 yaşındayım ha. Daha kanat ne diyemedim ya. Ne oluyor hanımlar, nedir bu? E kardeşiz çünkü. Arada kardeşler arasında böyle şeyler olur. Arada mı? Hı? Aile WhatsApp grubunda bile kavga ediyorsunuz ya. Yan bakan göz, işte beğenmeyen surat falan atıyorsunuz. Yani kavganızı bütün platformlara taşıdınız ha. Tufan, benim bu ilişkiyle ilgili yaşadığım ikinci evreyi yaşıyor. Öfke. Önce İbrahim gibiydim. Bir şeyleri değiştirebilirim zannettim ama sonra isyan ettim aynı bunun gibi. Ne oluyor lan dedim. Sonra kendim oldum. Kabullendim. Mutluluk kabullenmekle çocuk.
Hayır, hayır değiştireceğiz. İletişim kuracağız. Sorunlarımızı konuşacağız. Tamam mı? Yüzleşeceğiz. Gerçek değişim irade ister. Anne, teyze. Adım adım gidelim. Mesela hemen taze olan bu bugünkü salata olayıyla başlayalım. Ondan bahsedelim ha anne? Salata mı? Evet. Neyinden bahsedeyim? Ablam salata yap dedi. Ben de salata yaptım. Bu kadar mı? Evet. Anneciğim, sen demedin mi eve geldiğinde salataya çok tuz attığını iddia etmiş teyzem? Tuz çanağına çevirmişsin salatayı falan demiş. Sen de alınmışsın ya. Aman! Ben mi dedim öyle şeyler İbrahim? Hay ağzın dürün tutula İbrahim. Asla öyle bir şey demedim abla. Ya dedi, hatta babam şahit. Değilim. Değilim. Hadi çöz bakalım, değilim. Anne. Annem, İbrahim mesaj attığında teyzemin salataya çok tuz atarak bizim Himalaya tuzunu kıskandığını ve bitirmeye çalıştığını anlatıyordun bana. Hadi konuş! Demedim mi öyle bir şey? Aa, bir tuzumu esirgeyeceğim ya ben Mehtap'tan. Dedim ki ben ona, Mehtap salataya tuz koydun mu dedi. Mehtap da koydum abla dedi. Olay bu. Olay bu mu? Hı? Olay... Anne! Sen çok alınmışsın ya bu durumdan. Bir daha da asla ablama gitmem demedin mi bu olayla ilgili? Ortada olay yok ki şu an. Ay senin dilin lalola. Lalola. Lalola ne ya? Böyle bir şey ben hayatta demem. Niye diyeyim oğlum? Ah! O benim ablam lan. Niye dedik mi ben ablama? Ay ablam asla öyle bir şey yok canım benim. Ben kardeşimi bırakır mıyım ya? Olur mu hiç o benim kardeşim? Elime doldu ben. Ya sadece bu hafta bile 3 kez Mehtap'a bir daha gitmeyeceğim dedin anne. Demedim öyle bir şey. Patladı mı senin bilimsel yöntem? Hayır, patlamadı. Hayır, bilim patlamaz. Öyle bir şey yok. Hayır, hayır. Kabul etmiyorum. Sadece şu an direnç gösteriyorlar. Tamam mı? Anne, bak teyze. Sorunlarımızdan uzaklaşarak kurtulamayız. Yüzleşmemiz gerekiyor. Tamam mı? Hı. O zaman iyileşme başlar. Ya ne yapacağız? Bir egzersiz yapalım ya. Bir egzersiz yapalım. Mesela Kurban Bayramı'nda teyzem sana kelle yollamıştı değil mi? Evet. Tamam, bununla ilgili gerçek hislerini ablana, teyzeme söyle ya. Söyle. Hı. Hadi söyle. Gerçek hislerimi. Aynen, söyle. Hadi. Abla. Allah senden razı olsun. Allah kabul etsin. Sağ ol kardeşim. Amin. Gerçek hislerini bana söylediğin gibi, bana anlattığın gibi olayı o şekilde söyler misin? Lan gerçeği bu işte. Aa, kadın kesmiş düşünmüş yollamış sağ olsun. Ya ne düşünmesi ya? Şuna bir kelle yollayayım da ablasını tarhana kurutmaya çağırmamak ne demekmiş anlasın dedi anne. Yalana bak, yalana yalan. Bunların ağzına yuva yapmış Mehtap ya. Anne, teyzem sana turşu yollamadı diye alınmadın mı? Ulan niye alınayım? Geçen yıl ben de turşu kurduydum ya. Yalanayım. Mehtap, bunlar bize kumpas kurmuşlar. Bizi birbirimize düşürmeyecek. Bak, bunlar birbirimize düşürmeyecek. İnsanın kardeşi gibisi var mı ha? Var mı ha? Yok, kesin. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ada hiçbiriniz yoktunuz, siz de hayatta yoktunuz. Sen de yoktun. Benim hayatımda ablam vardı. Tabii, tabii. Hı. Ablası kurban. Ben ameliyat oldum lan. Bana kim baktı? Bana kim baktı çocuk ha? Mis gibi de baktım. Mehtap baktı. Her şeyimle de ilgilendi. Biz ev alırken borcumuzu kapatacağımız sıra kim altınlarını bozdu? Buradan buraya. Mis gibi Mehtap bozuldu. Ne güzel de parayı verdi ya. Babam ısrar etti ya anneme. Bozdur bozdur yardımcı ol Ali ablana dedi. Çok konuştu sen ha. Baba. Allah valla bunlar bizi çekemiyorlar. Kalk gidelim şöyle güzel bir çay çekin. Boş yere yürü sen. Yuh size artık ya. Gerçi de olay hangi ara bize döndü ben anlamadım. Sen konuşma lan. İki tane kitap okudum diye başıma halim oldun. Çık. Bıçın altında kalmış anahtarlar cüzdan. Yürü. Hadi ablam gidelim. Git musluktan tavuğu çıkar. Bir saate geleceğim ben. Ben artık tamamen elimi ayağımı çekiyorum bu işten tamam mı kuzen? Anladın mı? Ben bunlarla uğraşamam. Gençliğimi boşa harcayamam ben ya. Ne yapacaksın? Buzdolabından tavuğu çıkaracağım. Ne yapacağım? Oğlum bak, bazı şeyleri olduğu gibi kabul et. Mutluluğun sırrı bu. Bak tufan çok az kalmış. Anladı anlayacak. Çok yakınında. Onu örnek al. Bildiğim her şeyi unutturdular bana. Her şeyi inkar ettiler. En sonunda suçlu da biz olduk.
Oğlum ben 10 senede zor kurtuldum bu bataktan. Sen en azından erken aydın, ona say. Ya peki baba, yine gelecek, yine bıkbıklanacak. Sen kurtarmışsın, yine şikayet edip duracak. O zaman ben ne yapacağım? Ben size bir şey diyeyim mi? Bir daha da ablamla çay içmeye gidersen... ...ab ayaklarım ters dönsün. Sevmiyorum ben bu taşınma işlerini. İlindir şu kadar kutucukla taşınmaktan şikayet edemezsin. Merhaba Hayati Bey. Aa, piyano. Çalabilir miyim? Mimar Sinan resim bölümü mezunu. İş bulamayınca boyacı oldu. Aman ha badana ha resim. İkisi de aynı. Ressam, boyacı, piyanist, kurye ne hale gelmişiz görüyor musun? Değil mi? İnsan mutlu oluyor ya. Tanjantı, bu tanjantı ile birbirini götürüp vektör içinde küpünü alırsak... Nakliyeci değilsin değil mi? Duygulandı adamcağız, görüyor musun? Bu duyguyla televizyonu düşürmesin. Düz bir tane amele yok mu ya? Muslukçu çağırdım, İlber Ortaylı gelecek diye korkuyorum. Arkadaşımız var. O bayağı bir şeytan tüyü var. O bayağı bir ikna kabiliyeti var. Herhalde ki inanılmaz bir hayat yaşamış. Çevresine de inanılmaz şeyler yaşatmış. Onun belgeselini izleyeceğiz efendim. Buyursunlar. Çocukluğunda ele avuca sığmayan bir haylaz. Gençliğinde kanı deli akan bir serseri. Aşk hayatında çok canlar yakmış birisi. Kimden mi bahsediyoruz? Küçücük mahallesinden çıktıktan sonra büyük işler başarmış... Türkiye'nin en zengin, en işini bilen, en büyük çakallarından birinden. Fikri Sever'den. Bakalım Fikri Sever hakkında yakınları nasıl konuşuyor? Fikri çok kurnaz biriydi. Şeytana babucunu ters giydirirdi. Vallahi hayatında hiç kitap okumadığı halde bilim insanlarıyla tartışırdı. Böyle bağıra bağıra sustururdu onları, biliyor musunuz? Cahil cesareti vardı ya onda. Ağzı çok iyi laf yapardı. Anasını boya, babasına satardı. O ne cindi o? Öyle bir yetenek. Büyük şerefsizdi. Aklı her türlü inmeye çalışırdı. İnsanları çok iyi kullanırdı. Hevesle bakardım tıpkı onun gibi olmak için. Ay çok hınzırdı ya. Vallahi şeytan tüyü vardı onun ha. Ay ne hindi ne hindi o var ya. İşini çok iyi biliyordu. Nasıl desem? Abi çok büyük çakal. Peki ama ortaokul çarp birisi nasıl oluyordur da memleketin en büyük çakallarından, en zengin insanlarından biri olabiliyordu? Gelin bu hikayenin en başına gidelim. Fikri Sever 1973 yılında küçük, mütevazı bir mahallede doğdu. Çocukluğunda çok mutluydu. Ancak bu mutluluk çok uzun sürmemişti. 7 yaşına geldiğinde hiç anlamlandıramadığı, nefret ettiği yepyeni bir hayata adım atıyordu. Eğitim ve öğretim hayatı. Okulu neden sevmiyordunuz? Çiçek Hanım, ben ders almam. Ders verir. Yani ne bileyim, para almadığım bir yere o kadar gidip durmak bana çok ters geldi. Saçma geldi, yapıma ters geldi. Ama ilkokul sayesinde çok insan tanıdım. Yani hatta ortaokulda ilk çetemizi kurduğumuzu söyleyebilirim. Lider ruhlu olduğum için çetenin lideri de benim tabii ki. Çetemizin de çok afili bir adı vardı. Psikopat köpekler. Kendi hayvanlıkları yetmiyormuş gibi grup halinde hayvanlık yapmak istiyordu Fikri. İşte tam bu sebepten amatör ruhla 8 kişilik çeteyi kurmuştu. Peki bu çete ne mi yapıyordu? Gelin onu da çetenin ilk köpeklerinden Paşa Bey'e soralım. İlk serserilik işte. En çok da organize suçlar. Kantinciyle anlaşıp çocukların beslenme çantalarını patlatıp çocukları kantinden alışveriş yapmaya zorlardık.
Sonra aslında o çantaların içinde annelere öyle güzel yemekler koyardı ki bütün yemekleri biz yerdik. Çocuklar ağlamaları hala kulağımda. Çok güzel günler. Daha o yaşlarda küçücük çocukların rızkına çöken Fikri haram lokmanın tadını almıştı bir kere. Artık kolay mıydı vazgeçmek? Ama elbette onu şikayet edecek birisi çıkmıştı. Abi dedim yapmayın. Milletin beslenmesine dokunmayın dedim. Çalmayın dedim. Kalplerinizdeki vicdana sesleniyorum dedim. Beni tost makinesine bastılar. Müdüre gidip şikayet ettim. Müdür bey dedim, bakın bunlar çete. Bunlara bir müdahale et. Müdür dedi ki, okula 22 tane bilgisayar bağışladılar. Sesini çıkarma, ortalığı karıştırma, atarım seni okuldan. Atmıştı da müdür. Küçük Tufan'ın bundan sonraki hayatı yatılı okullarda geçti. Bu olaydan kısa bir süre sonra Fikri onu gözyaşlarına boğacak kadar mutlu edecek bir müjde almıştı İl Milli Eğitim Bakanı'ndan. Kantinci, müdür ve Fikri okuldan atılmıştı. Peki okumamış olmanın eksikliğini hiç hissettiniz mi? Siz okudunuz değil mi Çiçek Hanım? Evet. Hangimizin belgeseli yapılıyor? Sizin. Başka da sorum yok. İşte böyleydi. Gerçek bir çaktı Fikri. Bu özgüvenin, bu cesaretin karşısında kim durabilirdi ki? Okuldan atıldıktan sonra babası Fikri'yi mahalledeki döner ustasının yanına verdi. Acaba Fikri artık alın teriyle para kazanabilecek miydi? Bir gün baktım, bayat ekmekleri, bayat dönerleri almış koymuş bir tane poşete gidiyor. Bunları dedi, sokak hayvanlarına vereceğim dedi. Duygulandım. Meğer maç çıkışı ekmekleri ıslayıp böyle ıslak hamburger gibi ıslak döner diye insanlara satıyormuş ya. Çiçek Hanım, ertesi gün ustam beni dükkanda yanına çağırdı. Fikri gel dedi, seninle bir şey konuşacağım. Bak dedi, böyle olmaz dedi. Ayıp dedi yaptı. İnsanlara bozuk döner satamazsın dedi. 3-5 kuruş için insanların sağlığıyla oynayamazsın dedi. Benim de dükkanda bir zulam vardı. Gittim oradan bir gecede kazandığım parayı kendisine gösterdim. Ağzı açık kaldı. Şaştı kaldı. Gel dedi Fikri dedi. İnsanların sağlığıyla beraber oynayalım dedi. Kısa sürede kârımı 2 katına çıkardım. Tam borcu harcı bitirdim. Oh diyorum ne güzel işler yolunda gidiyor. Mahalleye Hırgızlar dayandı. Tam ayda 2 kere, 3 kere her yere Hırgızlar girmeye başladı. Ya kilit takıyorum, açıyorlar. Kamera takıyorum, kapıyorlar. Kimmiş belki bu Hırgızlar? Psikopat köpekler. Dağıldı sanılan çete okuldan atıldıktan sonra adeta küllerinden yeniden doğmuştu. Artık sadece okul bahçesinde değil, tüm mahallede yapıyorlardı köpekliklerini. Her gün yeni bir esnafı soyuyor, her gün yeni birini canından bezdiriyorlardı. Mahallede böyle bir güvenlik zafiyeti olunca biz de mahalleli olarak kendi kontrol timimizi kurduk. Başına da Fikri'yi koyduk. Fikri'ye güvenlik aidatını ödeyen kimsenin dükkanına bir daha hırsız falan girmedi, hırsızlığın da kökünü kuruttu. Gurur duyuyoruz, gurur. Aslında böyle bu tatta delikanlıları yetiştireceksin. Mahallenin namusunu, malını koruyacak. Diye düşünen mahallenin kızlarını teker teker kandırıp gönül eğlendirmişti Fikri. Boş durmuyordu. İnceden inceden işleri büyütüyordu bile. Daha o yaşta mafya olduğunuzu söyleyebilir miyiz? Estağfurullah. Yani ülkemizde bir sürü mafya var. Şimdi onlara saygısızlık olur. Bizimki daha ziyade güvenlik hizmetiydi. Kimden koruyordunuz? Kendimizden. Halkı kendimizden koruyorduk. Yani sonuçta büyük bir hizmet. Ama bu hizmetimizi çekemeyen bazı soysuzlar bizi polise şikayet etmişler. Tabii bizim elimiz kolumuz uzun olduğu için de olay çok fazla büyümeden çözülmüş oldu. Hesabını sorduk yani bunlar. Çok pis dövdüler beni. İftira attı çocuğa. Asla öyle bir şey yapmazdı. Asla. Herkes dolandırır, kendi mahallesini asla dolandırmazdı. Artık önünde hiçbir engel kalmamıştı çakal Fikri'nin. Mahallede tamamen yerleşmişti. Ama mahalle artık ona dar geliyordu.
tüm ülkeye hizmet etmek istiyordu. İşte o dönemde paravan bir şirket kurdu. Ve bir sürü iş insanının kara parasını akladı. Bu arada boş durmadı. Aşk kapısını çalmıştı. Neden bir yuva kurup bir kadının hayatını kaydırmayayım ki dedi. Vallahi çok güzel bir evlilik hayatımız oldu bizim. Ne kavga ederdik, ne tartışırdık. Gül gibi geçinip giderdik Fikri'yle. Çiçek Hanım, ben 3 hafta sonra evlilikten sıkıldım. Yani dedim Fikri, bu denkleme artık birini daha sokmamız gerekiyor. Ama nasıl olacak? Bir yalan uydurmam lazımdı. Evet, kendini çok işe verdi. Yani evlendikten sonra acayip çalışmaya başladı. Ben de herhalde dedim ki, iş hayatını daha da sevdi evlenince diye düşündüm. Gündüz çalıştığı yetmiyordu. Gece de Subutay abi diye bir abisi vardı, onu arardı. Gece çalışmaya giderdi. Telefonuna biri Subutay abi diye kaydetmiş. Bizim pavyonun müdavimiydi. Her gece bize gelirdi. Bazı gecelerde çok çalıştığı için ofisinde kalıyordu. Bazı geceler çok içtiği için bende kalıyordu. Ama evine çok bağlıydı. Pavyonun müdavimiydi. Bağlıydı evine. Yani evet, çapkındı filan ama evlendikten sonra ben onu adam ettim. Ne kumarı, ne içkisi, ne kadını, hepsi bitti. Çok değişti. Yok, hiç değişmedi. O kadar değişti ki, sanki o Fikri gitti, böyle yerine bambaşka bir adam geldi. Yok, gelmedi. Evet, hele bana. Karısına çok düşkün bir adamdı. Ay, karısından nefret ederdi. Subutay abi sen miydin? Benim kız, memnun oldum. Ben de memnun oldum. Evlendikten sonra belki o huyunu değiştiremedim ama içkisini, kumarını kesinlikle yok ettim. Yok oldu. Yoo. Hepsi vardı, hepsi. Yeter, sus artık. İki kadını idare etmek zor olmadı mı? Aslında üçüncü de vardı ama... o Türkçe bilmiyor maalesef. Aşk hayatı dalgalana dursun. Çetecilik, mafyacılık, kara para aklama derken... Fikri ününe ün, servetine servet katmıştı. Ama Fikri... tam bir çakaldı ve bilirsiniz bu çakallar asla doymazdı. İşte tam o noktada yeni bir sektöre atılmaya karar verdi Fikri. İnşaat sektörü. Neden müteahhit olmak istediniz? Aslında ben müteahhit olmak istemiyordum. Ben dizi film yapımcısı olacaktım. Sonra arkadaşlarla bir araştırma yaptık. Dedik ki ülkemizde en çok ne izleniyor? Bizim ülkemizde en çok inşaat izlendiğini öğrendik. İnşaatla yapımcılığın kardeş meslek olduğunu biliyorsunuz. Biz de o zaman inşaat işine girelim dedik ve asrın projesini yapmak için inşaat işine başladık. Yani peki inşaat konusunda hiçbir eğitiminiz olmamasından çekinmediniz mi? Çekinmedim. Yani tek şartı reşit olmak gereken bir iş. Neden çekineyim? Çekinmemişti namussuz pislik. Niye çekinsindi ki? Önce imar izni olmayan bir arsayı parselledi. Sonra arsanın üzerine bina dikmek için belediyeye başvurdu. Ancak belediyede inşaat iznine asla izin vermeyen bir çalışan vardı. Fikri bu çalışanın kim olduğunu gayet iyi biliyordu. İzin vermedi. Çünkü o bölgenin zemini imar için müsait değil. Ve bu sefer ne abim ne de adamları beni ikna edemedi. Yeter ulan. Kanun var, hukuk var bu ülkede dedim. Bu çocuk çok hayalperest. Peki sizce kardeşiniz neden bu inşaata izin vermedi? Kardeşim yani nasıl desem Tufan arkasından konuşmak gibi olmasın ama dürüsttü. Yani bunu sadece ben söylemiyorum. Yani mahallede bizi tanıyan esnaf, arkadaşlar hepsi aynı şeyi söylüyorlar. O çocuk bir olmadı ya. Yani Fikri iyiydi ama kardeş çok dürüsttü. Bütün gelişmenin, büyümenin önünde dururdu hep.
temiz, namuslu, sözünleri kimseye bir faydası olmayan boş beleş bir herif. Önündeki kardeş engelini aşmak için hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir şeytanlık geldi aklına. Ankara'daki bürokrat tanıdığını aradı Fikri. Bir gün Fikri beni aradı. Abi dedi, yetiş. Aman abim, canım abim, kardeşim bana kalleşlik yapıyor. Bu işi çözsen çözsen sen çözersin. Dedim estağfurullah, nedir mesele işte. Benim yoluma taş koyuyor. Dedim bir bakayım, projeyi inceledim. Hakikaten olacak gibi değil. Aradım Fikri'yi, dedim Fikri kardeşim bu iş olmaz. Peki abi dedi, kapattı telefonu. O sırada hemen bir dakika sonra tak tak kapı çaldı. Bir tane kurye bana bir çanta bıraktı. Açtım baktım, ağzına kadar para dolu. Fikri yollamış. Aradım, Fikri ben bu parayı asla kabul etmem dedim. Ben bu parayı asla kabul etmem dedi, iki katını istedi. Neyse, biz anlaşamadık. Ondan sonra bir daha kapı çaldı, başka bir kurye geldi, bir tane USB bellek bıraktı. Fikri yollamış. İçinde de Fikri ile bizim bir zamanlar yaptığımız bir takım işler. Bir de benim özel hayatıma dair yani şöyle küçük bir video iliştirmiş haylaz. Hemen o an oracıkta telefona sarıldım. Hemen o an oracıkta kovuldum. Peki kardeşinizi işinden ettikten sonra süreç nasıl ilerledi? Süreç şöyle ilerledi. İşte ihale yapıldı. Bir tane şirket geldi. Ben dedi bunu dedi zemin etüdünü yaparım dedi. Radye temel işte 5 yılda bitiririm dedi. Öbür iki geldi. Ben dedi bunu dedi farklı bir teknolojiyle ben bunu dedi 4 yılda bitiririm dedi. Ben dedi malzemeden çalarım, işçilikten çalarım. Ben bu 3 ayda bitiririm dedim. Dediler yapamazsın. Dediler edemezsin. Dedim yaparım. Bu yapamazsın edemezsin diyenler ki? İşte kanunlar, iyi niyetli insanlar. Siz ne yaptınız? Yine beni aradı. Yine olmaz dedim. Yine kapı çaldı. Yine USB bellek geldi. Yine telefona sarıldım. Adamın arşivi çok geniş. Sonra ne oldu? Sonra ben bu siteyi yarım maliyetine yaptım. Asrın sitesi projesinde 85 insanın dairesi oldu. Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Sonra asrın felaketi oldu ve asrın sitesindeki insanlar hayatlarından oldu. Biz de bir belgeselimizin daha sonuna geldik. Aslında hepimiz kimin çakal, kimin keçi olduğunu gayet iyi biliyoruz ama kurnazlığı, cahil cesaretini, çakallığı yergi değil de övgü olarak kullandığımız sürece bu keçileri günaha mı davet ediyoruz acaba? Onları buraya getiren kurnazlığı marifet olarak görerek bu suça ortak mı oluyoruz acaba? Yeni evine taşınan bir ailemizi işleyeceğiz. Yeni taşınılan eve konuk oluyoruz. Bakalım evde neler yaşanacak. Buyursunlar. Aman. Hop. Hop. Vallahi öldüm bittim ya. Öldüm bittim. Sevmiyorum ben bu taşınma işlerini. Sevmiyorum. Hayati elinde şu kadar kutucukla içeri girip taşınmaktan şikayet edemezsin. Hayatım ben bu taşınmanın duygusunu sevmiyorum. Yani ben bir yerden bir yere taşınmayı sevmiyorum. Ha bana kalsa doğduğum yerde ölene kadar yaşarım ben. Hayati, anan seni ahırda doğurduğu için öküz olabilir misin acaba? Kim bilir belki de hepimiz öküzüzdür. Değiliz Hayati, değiliz. O yüzden rica ediyorum senden lütfen adapte ol ya şu taşınma işine. Çok işimiz var, lütfen rica ediyorum. Tamam, tamam. Anne! Ha. Çok acıktım! Ay sipariş verdik güzel kızım, birazdan gelir. Ne yaptın sen, bitirdin mi ödevini? Hayır, bitiremedim, yapamıyorum. Hiçbir şey almıyor kafam ya. Merhaba Hayati Bey. Aha geldi işte, hoş geldin. Hoş geldin. Efendim, al kızım ya. Afiyetler olsun, kolay gelsin. Aa, piyano.
Çalabilir miyim? Yani taşıyabiliyorsan çalabilirsin. Ben de böyle sorarak hırsızlık yapanı ilk defa görüyorum. Hayati, şu evrimini tamamla artık. Çık o ahırdan, rica ediyorum. Elbette çalabilirsin canım benim, buyur. Ya ne çalacak? Hayır, ne çalacak yani? Kurye. Fenerli misin? Hayati. Çok güzel çaldınız evladım, maşallah. Demek kurye değilsiniz siz, öyle mi? Yo efendim, kuryeyim. Ama piyano? Efendim ben konservatuvarda okuyordum. Bir ara para kazanmam gerekti, okulu bırakmak zorunda kaldım. O yüzden bu işe geçtim ama şimdi kuryeyim. Kuryeliği seviyorsun yani. Bak her zaman söylerim, insan sevdiği mesleği yapacak. Bitti. Hayati. Senin beynin hangi kolideydi acaba ya? Ha, bunda galiba. Açalım da kullan, lazım oluyor. Çocuk onu mu diyor Hayati? Sevdiğim işi yapamıyorum diyor. Yani kuryeliği sevmiyor muyum? Efendim aslında olay böyle tam olarak sevip sevmemek değil de... demeye çalıştığım şey keşke okulu bırakmak zorunda olmasaydım. Ah canım. Onu söyleyeyim. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben senin videonu virtüöz kurye diye internete koydum. İnsanlar şu an deli gibi izliyorlar ve yorum yapıyorlar. İnsanlar çılgına döndü. Aman, onlar da çıldıracak yer arıyorlar ya. Boş versene. Kapı açan köpek videosuna da çıldırmışlardı. 3 güne unuturlar. Boş ver, çok da ciddiye almamak lazım. Madem öyle, şey mi yapsak? Şimdi bu çocuğa da bahşiş de verilmez ki, koskoca sanatçı. 20 lira da kesmez bunu ya. Kesmez olur mu efendim? Niye kesmesin? Aşk olsun, hem ayrıca ne sanatçısı? Ben babaannesiyle yaşayan bir insanım. Babaannem bir gelirken yoğurt alır mısın demişti. Bununla artık yoğurt alırım. Gerçi 20 liraya yoğurt kalmadı ama olsun. Size de kolay gelsin efendim. Sağ ol canım benim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ah, ne hale gelmişiz hayat. Anne, ben odama gidiyorum. Tamam canım benim. Hadi kolay gelsin. Hadi bakalım. Ya affedersiniz, bunlar nereye? Onlar... Şuraya bırakabilirsiniz. Şuraya. Benim resim malzemelerim, sonra yerleştiririm ben. Teşekkür ederiz. Evet. Tabii tabii. Çok iyi. Çok iyi. Sağ olun. Teşekkürler. Ay pardon. Abi o da tamamdır. Var mıydı bu oyuncak başka ya? Yok oğlum yok. Boyanacak başka bir yer yok. Borcumuz ne kadar? 500 abici. 500. Siz mi yaptınız bu resmi? Ha evet ben. Yeni başladım da resim kursuna. Öyle deniyorum işte. Beğendiniz mi? Güzel. Ama daha çok perspektif çalışmanızı öneririm. Yani mümkün olduğunca resim bakmanızı öneririm. Tarzınıza bakılırsa Van Gogh, Monet, Cézanne resimleri ufkunuzu açacaktır. Ne oluyor ya? Efendim ben Mimar Sinan resim bölümü mezunuyum. Yani malum iş bulamayınca boyacı oldum. Aman ha badana ha resim. İkisi de aynı. Tabii canım, ikisinde de fırça var, ikisinde de boya var. Öyle değil mi Nazlı? Değil Hayati. Asla değil. Sen bugün bana neden evliliğimizi sorgulatıyorsun ya? Çık o öküzlükten, bırak şu öküzlüğü artık. Rica ediyorum senden lütfen ya, böyle yorumlar yapma. Hayatım ben de yaşadıklarımız karşısında şaşkınım. Yani beynimde mantıklı bir yere oturtmaya çalışıyorum. Efendim tartışmayın, ben alıştım artık. Hayır efendim, ben alışmıyorum. Ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi bana bir resim yapın lütfen. Evet, resim yapın lütfen. Ben onu satın alacağım. Evet, yapın bunu. Olur, çok mutlu olurum. Gerçekten mi? Hadi buyurun size. Nazlı, ne yapıyorsun? Belki adam sanatını satmak istemiyor. Ya niye satmak istemesin? Okulunu okumuş Hayati. Ya okulunu okumuş da belli ki iyi okuyamamış. Kendi de anlamış. Gelecek vaat etmiyor. O yüzden badana işine girmiş. 3 kuruş para kazanayım demiş. Ben böylelerini bilirim. Bak şimdi kim bilir ne çizecek? Cin Ali çizecek ha. Kesin. Bak çöp adam çizecek. Göreceksin bak. Hmm. Bak bak bak. Buyurun. Bak al iş. Aram. Bu ne ya?
Oğlum bu ne? Ya bu benim hayatımda gördüğüm en güzel şey. Oğlum sen öyle badanayla falan uğraşmaman lazım. Senin resim yapman lazım. Ya senin 5. kişisel sergini açman lazım. Senin bütün dünyadaki dergilerde kapak olman lazım. Senin heykelini dikmek lazım. Hiç ayarın yok hayatım. Olsun efendim. Önemli değil. Ben bu resmi size hediye edeyim. Hediye mi? Ya bu benim hayatımda gördüğüm en güzel hediye. Buna paha biçilmez ki ya. Buna paha biçilmez. O yüzden 50 lira al. O konuşmanın finali 50 lira mı hayatım? Ya ama şimdi ben biraz önce söyledim ya paha biçilemez diye. O yüzden biçemedim. Ama olsun dur. Sana var ya. Al oğlum. Al. 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 1000 lira. Al. 500 de orada var. Yeter mi? Hayatımda aldığım en iyi hediye bu. Teşekkür ederim. İnanamıyorum. İlk resmimi sattım. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hadi ellerinize sağlık. Böyle bir şey olur mu? Ay inanamıyorum hayatı. Ressam, boyacı, piyanist, kurye ne hale gelmişiz görüyor musun? Değil mi? İnsan mutlu oluyor ya. Vallahi kendimi keseceğim. Bugün elimde kalacaksın hayat. Ya affedersiniz bu nereye? Ha onu şuraya koy. Şuraya koy oğlum. Şuraya. Dur dur koyma. Resmi kapattı. Şuraya koy. Şuraya koy. Şuraya koy. Yok. Koyma piyano. Şuraya mı koy? Nereye koysan ya? Beyefendi siz bir yere koyamadıkça bu bana çok koyuyor yalnız. Lütfen rica ediyorum siz onu ciddiye almayın. Şuraya bırakabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz beyefendi. Ya yapamıyorum ben bu suyu. Yemin ederim çıldıracağım. Kızım sen de amma yaptın ya Mehtap. Ben sana yardımcı olurum kızım. Nedir sorun hangisi? Al işte bu. Bakayım. Bak. Ama kızım ben sayısalcıyım. Bu sözel. Annenin güzeli. Aa. Baba zaten sayısal soru. Kızım her yerde harf var. Rakamdan çok harf var burada ama. Bakayım. Ay evet çocuk haklı. Sayısal sorusu bu. Ben de yapamam. Nasıl yardım edeceğiz çocuğa hayat ya? Ya aslında bu... Bir dakika. Çok zor değil ya bu. Bak şimdi. Şimdi bak şurada yanlış yapmışsın. Şimdi bak bunun tanjantı. Bunun kotanjantı ile birbirini götürür. Ha. Bunu da vektör içinde küpünü alırsak eşitlikte y yerine x koyduğumuzda denklem ne oluyor? Çözülüyor. Bir dakika x'i. Evet. Wow. Nakliyeci değilsin değil mi? Atanamayan öğretmen. Ama bu kadar da olur mu canım ya? Düz bir tane amele yok mu ya? Allah Allah. Muslukçu çağırdım. İlber Ortaylı gelecek diye korkuyorum. Korkuyorsun hayatı. Hay senin derdine tüküreyim. Neyse ben işe döneyim. Koliler var. Anladın değil mi kızım? Yaparsın sen. Anladım. Çok teşekkür ederim öğretmenim. Dur. Bir daha söyle. Çok teşekkür ederim öğretmenim. Önemli değil yavrum. Ben teşekkür ederim. 8 kere 12. Ha. 96. Aferin sana. Sana... Sözlüden 100 veriyorum. Aynen böyle devam et, tamam mı? Tamam öğretmenim, sağ olun. Kolleye devam edeyim ben. Ay yazık ya, duygulandı adamcağız, görüyor musun? Çok duygulandı, çok. Bu duyguyla televizyonu düşürmesin. İnşallah o televizyon senin kafana düşer hayatım. Hayatım, Allah aşkına ben ne dediğimi biliyor muyum ya? Ben duş almadan bu eve ait hissedemiyorum kendimi. Benim duş almam lazım. Yoksa benliğimi bulamıyorum. Ya... Affedersiniz. Ya bana Mehtap'ın durumunu sorar mısınız? Mehtap'ın durumu nasıl hocam? Ya zeki ama çalışmıyor. Nasıl çalışmıyor ya? Eve geldiği zaman her zaman çalışır, derslerini yapar hocam. Hayati, duş mu alıyorsun, ne yapıyorsun? Duruma adapte olmak, benliğini bulmak için rica ediyorum kendine gel. Yoksa yemin ederim boşayacağım seni. Ya alacağım, alacağım da bu muslukçu gelmedi. Yalnız bu tarz tartışmalar çocukların önünde yapınca olumsuz etki ediyor. Sonra okulda biz uğraşıyoruz efendim. Ay doğru söylüyorsunuz hocam. Dikkat ederiz bundan sonra. İyi tamam hadi. Teneffüs bitti ama koliler bitti. Ben o zaman şey yapayım, geleceğim hadi. Lan ne güzel bir gün oldu. Canım ya. Hay ben şimdi anlamadım. Bizim evin eşyalarını Mehtap'ın öğretmeni mi taşıdı? Sus hayat. Sus.
kendimi keseceğim. Sus hayatı rica ediyorum. İmdat diye bağırıyorum. Merhabalar. Bir duş başlığı takılacakmış galiba. Hocam? Aman hiç şaşırma kızım. Bugün kaçıncısın? Bir de seninle uğraşamam. İşim gücüm var yani. Profesör maaşıyla ancak evi geçindirebiliyorsun. Ben nasıl araştırma yapacağım? Bütün kaynaklar Avrupa'da, Mısır'da, orada, burada. Ek gelir lazım. Nerede şey duş başlığı için yer nereye takıldı? Hocam vallahi işte şurada banyoda şurayı düşündük ama. Nereyi? Şurayı. He. Evladım taharet musluğunun yeri orası. Duş nerede duş? Duş orada işte. Hocam biz böyle mahcup oluyoruz ama kusura bakmıyorsunuz inşallah ne yapacağız? Kızım asıl mahcup olması gerekenler sizler değilsiniz. Asıl mahcup olması gereken de mahcup olmuyor da neyse şimdi bana mesaj verdirmeyin burada. Bana bakın. Mahcup olma ayağına bahşişimin üstüne yatmıyorsunuz değil mi inşallah? Ama olur mu hocam? Estağfurullah. Aa. Ya niye yatalım? Öyle bir şey yapılır mı canım? Ha. Ya hocam tabii şimdi bozukluk da kalmamış biliyor musunuz? Neyse 50 lira vereyim. Cahil cahil konuşma. 50 lira dediğin zaten bozuk para oldu. Teşekkür ediyorum efendim. İlginç bir tatil anısı olan var mı? Şurada bir hanımefendi var. Bu geçen yaz annemle Rize'ye gittik. Kaldığımız otelin duvarında böyle gezilecek yerler yazıyordu. Bir tane dere bulduk. Dedik ki hani kalkalım ona gidelim. Gittik bari 2 saat yol. Zilkale'ymiş. Sonra işte park ettik arabayı. Dereyi arıyoruz yani bayağı geniş bir alan. Orada küçük bir şey gördük. Su akıyor böyle. O dereye ulaşırken de arada böyle bir nehir gibi bir yer var. Oraya geçmemiz zor. Dereye ulaşırken nehri mi geçeceksin? Evet. İşte çubuk falan bulduk, geçiyoruz falan. Bir 10 dakika uğraştık. Çubuk mu buldunuz? Evet. Böyle kayalar falan vardı. Oradan çubuk kırdık tutmak için. Bayağı... Kayadan çubuk kırdınız? Evet. Kırdık. Ondan sonra işte o çubukla hani yerleri yokladık. Öyle geçtik. Amacınız ne? Dereye gitme amacınız ne? Görmek. Şelale vardı orada. Küçük bir şey. Hayır, onu amaç şelaleye ulaşmak yani. Aynen amaç şelaleye ulaşmak. Ondan sonra işte geçtik şelalenin altına girdim ben falan böyle. Video falan çektik. Ondan sonra geri geldik İstanbul'a. İstanbul'a geldiğimizde de öğrendik ki bizim aslında gördüğümüz şey sadece ana derenin bir akıntısıymış. Abi. Biz aslında görmek için gittiğimiz dereyi görmemişiz. Onun yanındaki küçük bir şelale de böyle ıslanmışız, eğlenmişiz. Millet de bize bakıyor ne yapıyorlar bunlar. Ya demediniz... demediniz mi bu önümüzdeki şey kuvvetle nereye akıyor diye? Bir de biz oraya girdik ya. Bir şey... 3 tane adam biz orada hani onlar da biz orada eğleniyoruz diye... gerçekten dereyi o sandılar ve bizim peşimizden geldiler. Ha bir akım da yarattınız yani. Böyle... geçmeye falan çalışıyorlar. Biz dedik ki, bizde çubuk var, biz size verelim. Şu an orada çubuk satıyorlar biliyor musunuz? Geçilebilsin diye. Ama zor bulduk o çubuğu. Peki sonra gidip gördünüz mü gerçek şelaleyi? Ya göremedik çünkü biz İstanbul'a döndüğümüzde şey yaptık. Ha evet. Sonra bir daha gidip gördünüz mü yani? Ha yok. Umarım bu sene gidip gerçek nehri göreceğim. İnşallah, tamam. Sağ olun. Sağ olun, çok mersi. Tamam efendim. Şimdi yine bizi takip edenler bilir. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız var. O da bir tatile gidecek. Kimlerle ne şartlarda gidiyor tatile? Bakalım hangi arkadaşımızmış bu? İzleyelim efendim. Buyursun da. Oh be! Havuz, güneş, şezlong. Ozan abim benim be. Ne iyi ettin de bizi bu tatile getirdin be? Bana bak Müslücük. Otelin girişinde 9 tane yıldız saydım ben. İnşallah Avrupa Birliği bayrağıdır o.
Ne yapsaydık abi? Kızları pansiyona mı götürseydik he? Yani böyle bol yıldızlı bir otele getirecektik tabii. Hem bak tabletle verdiler bize. Ne istersek böyle hemen istediğimiz anında getirecekler. Daha dur abi. Elimizde çubuk kırıp, kayalardan atlayıp, dereleri geçip şelaleye ulaşacağız. Bir kız arkadaşım anlatmıştı. Bayılıyormuş kızlar böyle şeylere. Hadi yahu. Vallahi. Kızlar dedin, aldın kartı zaten. Herhalde çıkınca girecek bana bu hesap. Değil mi? Hadi bakayım. Mustafa. Abi. Barmağı ayıp durma şu tableti. Barmağı artık. Abi öylesine bakıyorum ya. Sipariş falan yok yani. Ben sana olmayan bir şey daha söyleyeyim Mustafa. Mesela kızlar. Nerede hayvan kızlar? Abi kızlar dedi ki şimdi biz odaya gidelim, yerleşelim, aşağıda buluşuruz dedi. Yani kızlar var ya sana inanılmaz yükseldiler ya. Hadi ya ciddisin. Tabii canım. Kim bu yiğit? Bonkör adam dediler. Tabii tabii. Ozan abim bizi tatile götürecek. Kızlar siz de gelin dedik. Oo, hemen kabul ettiler. Atladılar böyle. Tipe bakmazlar yani. Güzel. Çocuklar planım çok nettir. Kızlarla samimi olmak için onları sahile davet edeceğim efendim. Ondan sonra açılacağım. Belki bir şarkıcık da patlatırım. Bilmem, bakacağım. Bakacağım. Ozan Bey, siz misiniz? Ta kendisi. Bize bu tatili ısmarlayan gönlü bol insan. Ne demek ercümenciyim, ne demek? Bilin beni, bilin. Fukaraya karşı her zaman bir zaafım vardır. Kendi rafine zevklerimden onlara da tattırmaya bayılıyorum efendim. Ay gerçekten ne kadar eli açık birisiniz Ozan Bey. Gerçekten size çok teşekkür ederiz Ozan Bey. Ne demek efendim, ne demek? Hiç merak etmeyin kızlar, daha yeni başlıyorum. Sizi nerelere nerelere götüreceğim ben. Tasması kokmuş, ilk kimin gezecek o içinde? Göreceksiniz. Sahilde yürüyüşe ne dersiniz? Ay olur deriz ama önce biraz güneşlenmemiz lazım. Tamam, ok. Ben de gelirim, olur mu? Olur bakalım, bakalım. Şey yapacak artık. Ozan abi, kızlar senin yüzünden birbirini parçalayacak vallahi. Ha? Ne ya? Senin yüzünden kavga etmeseler bari. Öyle değil mi? Şu uzun gavakçığı gözüme kestirdim aslında ama... Onun farkındayız abi. Girer girmez aranızdaki kıvılcımı gördüm ben. Ne kıvılcımı Ercüman? Yangın, yangın var diyorum, yangın be! Hadi ya, öyle değil mi? Ulan durduk yere tayyare gibi yükseldik gene sizin yüzünüzden. Allah'ım. Al. Nedir bu? Sağ ol. Otelimizin kendisiyle özdeşleşmiş... Otelimizin kendisiyle özdeşleşmiş. O kim bu orada oturur öyle? Ozan abi otelin müdürü. Ha, müdürümüz efendim, müdürümüz. Ben devam edeyim isterseniz. Devam et, devam et. Otelimizin dedik, anlat. Kendisiyle özdeşleşmiş, özel ve oldukça kıymetli... oldukça kıymetli dedik değil mi? Kafam Allah kullak ettiniz kafamı ya! Oha! Kafamda ki sallanıyor, o senin ağzı. Şu saçtan sinirlenme istersen. Haklısınız efendim. Otelimizin evet. Dedik. Ya benim bir siparişim daha olacak. Pardon. Kolay gelsin. Yok ya, kendi. Ya. Ama Tufan böyle bir tip yapıp reaksiyon almaman mümkün değildi. Kusura bakmayın. Doğru söylüyorsun. Bu nedir? Efendim. Anlat. Efendim, otelimizin kendisiyle özdeşleşmiş, özel ve oldukça kıymetli altın soslu tropikal meyveli, dünyada yalnızca bir bölgede çıkan Kinatino özlü buzlu ejder smoothiesi. Bravo. Bravo. Hayvan gibi bağlıdır bu kesin. Ben size söyleyeyim. Oda numaranız kaçtı efendim? Sen kaç numarada kalıyordun abi? 24. 24'e yaz kardeşim. Evet. Ulan Mustafa. Ulan Mustafa. Sabahtan beri zengin çocuğu gibi baramakladın durdun o tableti. Tavucuk gibi eşeledin eşeledin. Çıkardın en bağlısını. Söyledin en bağlısını.
Ver onları. Hiç içmiyorsunuz. Oh. Al kardeş bunları. Çok bağlıdır bu. Biz içemeyiz. Ya kızlar, çiçeklerimiz çok güzel değil mi? Allah. Abimin özel zevkidir. Beğendiniz ya mi? Harika bir şey ya. Değil mi? Ya bayıldık. Ne kadar güzel zevkleriniz var. Öyle mi? Yani. Şuradan. Vallahi kıt çatçıklar, size bir şey söyleyeyim. Buyurun. Her sabah kahvaltıda bundan bir fırt almadan kendime gelemiyorum efendim. Gerçekten hayatta kendime gelemiyorum. İçin, için gan yapar. Gan! Afiyet olsun. Ay çok güzelmiş gerçekten ya. Belli belli. Beğendiğin çok belli zaten. Bardağın desenle ne kadar çektin içine. Hortumlu süpürge gibi çektin içine. Kızlar içtikten sonra sahil. Olur olur. İçtikten sonra gidebiliriz, evet. Tamam, güzel. Sahile giderek açılırım. Ondan sonra bütün tatil beraber olur. Güzel. İstemeyin. Biz kendi kendimize eğlendirik. Sağ ol. Olmaz. Hani motor firudum burada sizleri eğlendirmek için geldi. Hadi. Da 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 da. Dans dans. Kızlar gelin buraya. Gelin buraya. Dans. Çılgın. 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 Yeter. Kalkıyor. Bravo kızlar. Ha. Ha. Akı akı. Sana bak. Ha. Kızlar şimdi mutlusunuz efendim. Siz de mi? Mutlusunuz. Gördüğü en eğlenceli ve en güzel kızlarsınız. Ay, ya. Çok tatlısınız. Çok güzel oldu valla. Nedir be bu maskaralık böyle? Ne maskaralı ya, animatörüm ben. Ne halsam? Bana bak, şov çirkin adam işidir ha. Senden olmaz, beceremeksen bu işi. Senin tipin de düzgündür. Hadi kaybol buradan. Ay ya, çık buradan. Ulan bey, öyle demeyin ya. Çılgın Feri bizi ne güzel eğlendirdi. Fena mı oldu hareketlendik? Evet. Ya kurtlarımızı döktük, çok güzel oldu. Ama sizin de yeteneğinizi gördüm yani. Ha, öyle mi diyorsunuz? Evet. Efendim, tabii ki yani komedi dans üçlüsündeki o bıyıksız olan var ya, benim baba tarafından akrabam olur. Yani nasıl diyeyim size? Bizim genlerimiz dansına yoğrulmuştur. Dans benim kırmızı çizgimdir. Evet! Ne ben alt a**tım. Animasyonlarımız ikinci animasyonla devam edecek. Havuz başından ayrılmayın. Otelimiz çok çılgın. O zaman hadi beni biraz şurada fotoğrafımı çek. Ha, dur geliyorum. Sonra şey, yürüyüşe gideriz. Tamam canım. Güzel. Sahilde ben bu işi halledeceğim. Güzel. Siz şey yapın, orada şey yapın. Ercü, Mustafa. Neredesiniz hayvan? Çok iyiydi be kardeşim. Çok iyiydi var ya. Çok iyiydi be. Bana bakın be, siz kaşınla göz arasında sıfaya mı girdiniz be? Abi sen gitmeden kalitesini görelim istedik. Aynen abicim. Yani gönül rahatlığıyla girebilirsin. Oh. Bana bakın. Tamam abi. Bir şey... Ekstra... Bu nedir ya? Biz böyle şeyleri söylemedik. Siz söylediniz değil mi? Ama şundan abicim, şimdi az önce... Siz niçin her fırsatta o Allah'ın cezası ağzınıza bir şey sokmaya çalışırsınız acaba? Ama şundan dolayı az önce dans ettin yani, efor sarf ettin. Hani yemek gerekir diye düşündük. Acıkmışsındır diye abi. Hah. Nedir bu? Efendim bu kilosu 2800 dolar olan Wagner eti. Bu etin sahibi hayvan her gün klasik müzik eşliğinde aromalı otlarla besleniyor ve sırt masajı yapılırken derisi aromatik yağlarla ovuluyor. Çok değerli bir hayvan. Ulan bunları bana yapsan ben de değerlenirim hayvan. Sana girişi 2800 dolarsa bana girişi... Ve siz 2800 dolarlık et yiyecek ağza sahip misiniz acaba? Ya kızım bu nasıl bir şey ya? Mükemmel bir şey. Bayıldık. Efendim 24'e yazıyorum. Yaz, yaz kardeş, yaz. 2 ile 4 yan yana yaz. Sanki bunlara yazsan bana girmeyecek. Abi, sen biraz gerildin galiba. Dur, ben sana hemen şuradan bir masaj randevusu alayım.
Böyle güzel aromalı bir masaj sana iyi gelir. Şifresini al abi. Bunu numara oğlum. Ercün oldum. Masajlı Japon sığırı yetmedi. Ovaladık beni de yiyeceksin. Ha? Ya Ozan diyorsun. Ne kadar sürekli ben aklını bayılsın. Ne dedin ya? Belli belli yemedin belli. Bir sokumla yuttun hepsini zaten. Etiyopya devesi gibi ha mini humunu geviş getire getire. Yuttur hepsini ağzına. Gerçekten ama gurmesiniz yani. Hocamcığım, öyleyimdir. Yani ben size daha neler neler yedireceğim efendim. Kursaklarınızı bayram ettireceğim sizin. Tabii. Çılgın animatör Feri geri döndü. Durdu. İstemeyin kardeş. Git, ama ne yapacaksan istemeyin. Öyle demeyin. Herkes, herkes birazcık sihir sever ha. Hoppa. Burada. Yok, burada. Sihire bayılırım. Aa, asıl sihir ne biliyor musun? Ne? Gözlerin. Ne oluyor orada? Abi kız elden gidiyor bir şeyler yap. Aynen abi sende böyle sihirdi büyüdü bir şey yok mu? Olmaz mı Mustafa'cığım? Üfle. Üf. Öyle mi dersin? Harry Potter mıyım hayvan ben? Allah seni ne hayvan. Oo inanmıyorum. Yakala. Hot COVID. Vallahi abi ben sana bir şey sihirleyeyim mi? Senin de bir şey yapman lazım. Kızlar elden gidiyor yani. Ne valla? Ne yapayım Mustafa? Ruşçu karayım. Yani. Hanımlar, size daha önce çok ünlü bir sihirbaz olduğumu söylemiş miydim? Ha, ne mu? Ağzında bir şey varken konuşma. Haklı. Vallahi, evet, vallahi. Ama biz öyle... bunun gibi böyle ufak otellerde falan yapmazdık yani. Biz Copperfield eniştemden beraber... daha büyük prodüksiyonlarda yapardık öyle. Londra'da yaptık mesela. Oo. Berlin'de. Çorum'da. Tabii Saat Kulesi'nin altı çok kişi alırdı. 20.000 kişiyi oynadık biz orada. Tabii. O zaman sizde çok büyük numaralar vardır ha? Var tabii. Beğenemedin. Kılıç uçma numarası var mı mesela? O da bir şey mi be? Benim abim onu mahallede çocuklar eğlence diye yapar. Ya kılıç numarası nedir? Abim ne? Kılıç, kürdan, kürdan be. Ha? O zaman üstad, görelim numaranızı. Kılıcımı getirin. Kılıcımı mı? Hı-hı. Bayağı kılıç. Orta çağda mı yaşan? Mayan sen kılıçtan gezecek burada. Beylik kuracaksın Antalya'ya. Allah sizin belanızı sizin. Allah sizin belanızı. Gofa getirdiniz abi bu kıvırcığı. Gofa getirdiniz. Sokacak bize gırtlağımıza kılıcı. Ay yalnız sana da efendim mi? Ben böyle... Ver. Cesur adamlara bayılıyorum ya. Hiç umurumda değil. Gerçekten biz çok heyecanlandık. Yani hayatımda ilk kez bir adam gözümün önünde gırtlağına kılıç sokacak. Ha, öyle mi? Ne mutlu bana efendim. Aşırı onur duydum şu anda. İnşallah sadece girişini görürsünüz kılıcın. İnşallah. Hadi hayırlısı. Bakayım ne yapacaksak artık. Hadi abim. Hadi abim be. Hadi abim be. Abim be. Kahveyi de sok. Ay adam resmen kılıcı fondip yaptı. Ay ne olacak? Ha! Çıkar onu. Abi resmen nefes kestin ya. Ne nefesi hayvan? Gırtlağımı kestim. Ha. Bademcikleri çıkacak şimdi. Allah sizi. Üstadım. İç kanıma geçiriyorum, iç kanıma. Çok iyisiniz. Bir ara sizden özel ders almak isterim. Ben sana vereceğim özel dersi. Diriliş Feridun. Al şimdi kılıcını. Savurt bir yere. Nereye düşerse oraya kur obanı. Tamam. Hadi gel bul buradan. Ozan Bey kocaman alkış. Animasyonlarımız devam ediyor. Çılgın sallama şunu, kör edecek milleti. Ay gerçekten şovunuz ne kadar etkileyiciydi. Yani her seferinde şaşırtıyorsunuz beni siz. Ah, sağ olun efendim. Vallahi inanamazsınız, ben de şaşırdım. He? Kopi luvak kahvelerimiz de geldi. Ha? Nedir bana sizin söylediğiniz ya? Her söylediğiniz şeyde en az bir kelimeyi bilmem bu hayvan. Hemen hızlı versin. Nedir bu? Efendim, anlat bunu da hadi. Efendim bu... tanesi 1000 dolar olan ve Asya'da bulunan mis kedisinin kahve çekirdeklerini yemesi ve akabinde bunları sindirip çıkardığı dışkısından yapılan özel ve kıymetli bir kahve. Ulan hayvan ağzımıza diye 5000 dolar ödettiniz bana be.
iyidir diye, değerlidir diye diye hayvan içirdiniz bana. 24'e yazıyoruz efendim, değil mi? Yaz. Belanı versin, yaz. Ay çok iyi bu ya. Al. Gerçekten çok iyi. Telvesini mi yedim yani? O kadar da iyi bir şey. Enteresan. İyi yediniz. Mecazsız. Artık zıkkımlandıysak kalkıp gidelim. Ne dersiniz sahile, ha? Hadi. Hadi. Kızlar. Size kobramı göstermemi ister misiniz? Hakikaten. Serengeti'nin düzlüklerinden. İşte karşınızda Kral Kobra Şemsettin. Oha, ne kadar cesur. Ay. Vay Allah'ım vay. İstemeyik kardeş, istemeyik. Sen git kobrandan ilgilen sağda solda. Hadi kızlar, ben gidelim artık sahile. Ay bir dakika Ozan Bey ya. Adam kobrasını yetiştirmiş gösterecek. Ay çok tehlikelidir ama dikkat edin. Tehlike var ya, bak damarlarımda. Tehlike var ya benim, içimde. Ay. Tehlike kim biliyor musun? Kim? Tehlike benim. Allah. Ben. Ay ne kadar cesaretlisiniz ya. Ne? Maşallah ya. Abi. Sizi son çiftliğin denizde yapalım. Yani bize bir milyon bayan bunlar yani. Hısal be, hısal be. Avustralya pelikanı gibi peçe saça konuşun, hiçbir de dediğinde anlaşılmaz. Abi, adam adrenalin yüklüyor. Senin de topa çıkman lazım abi. Onu diyor ya, topa çık hadi sen de bir şey yap. Topa çık, topa çık. Biraz daha işe yarar. Kolaylık da olmaz ki zaten benim işim. Bu mu ya? Tehlikeli bu mu? Yani. Ha? Biz bunların zehirini yemeğe katarız. Biraz acı olsun diye. Ver bakayım sen şu solucancığı bana. Emin misin? Ver hadi konuşma. Ver. Ay ay ay. Ay dikkat edin. Uzak tutun. Tutmuyor. Sevmedi gibi sizi o. Korkmayın be. Tamam. Uzan abi. Korkmayın be. Korkmayın. Şov yılanıdır bunlar. Bir şey yapmaz bu. Bak, sakin ol. Bak, dolayacağım şimdi kendime. Dikkat et abi. Bak. Aman abi. Gördün? Bana mahallede Medusa Ozan derlerdi, anladınız mı? Ya, yılan ağzıma yuva yaptı benim, yuva! Bak, Allah senin dipine, tipine bak şunun tipine. Tipine bak. Çılgın Feri, çılgın Feri! Soktu mu hayvan? Öyle ısırılmaz, böyle ısırılır. Yılanı ısırdı manyak Şemsettin, iyi misin? Bayılıyorum, belanızı versin. Adam Adana dürüm yer gibi yılanı yedi lan. Abi bak bir şey olmasın çılgın Feri. Bak bu adam ölmesin. Bir şey olmaz. Neyse ki Ercüment, kredi kartı sende mi kardeşim? O bende, rahat olsun. Okay, hiçbir şey olmaz. Otelde panzehir var, ben hemen getiririm. Şov devam edecek. Çılgın otel. Çıldır, çıldır. Ozan abi, iyi misin abi? Ay, Ercü. Kuzen, ne oldu buna Allah aşkına? Bir şey olmasın bu adama ya? Bir şey olmaz ya. Siz kuzen misiniz be? Ya, evet abi, yani biz şimdi biliyorsun ekonomik kriz var. Kuzenlerle de yıllardır tatil yapamıyorduk. Senin sponsorluğunda tatil yapalım seninle. Yılan değil ama bu daha çok acıttı. Ketenpeleye getirdiniz beni. Kızlar en azından söyleyin ya, hoşlandınız mı benden? Ay yok be abi, ne alakası yok var? Yani. Kesme sesini sen. Burcu Hanım siz? Yok yani ben de. Belanızı versin. Mahsut'a kes soslu ördeğinizden. Ah! Bu otelin en güzel yemeğidir. Sırf bu yemeğisin bu Bayır domuzu gibi yediniz, yediniz, doymadınız. Yediniz, yediniz, doymadınız. 24'e yazıyorum. Belanı versin. Belki zor bir mesele, hey! Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılır.